Şov yaptı. Bundan dolayı. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor ama bu normal siyasilerin işi değil. Bu iletişimcilerin işi. Onlar briefing vermeleri Yok gerekiyor. abi yok. Hayalik. Peki Abi abi. hani Babala da bile hani Mustafa Bey'in ben orada bence yetersiz olduğunu biraz düşünüyorum danışmanının. Babala da bile araya biz girip kendisine söyledik. Hani Mustafa Bey'e. Abi dedik hani CHP ile ilgili çok soru geliyor ama ne olur şu asıl hedefe AK Parti'ye, iktidara hakkında konuşsun bence. Onu kim Mustafa'ya gel. yapıyor daha biliyor musun? Bak kim orada çok şey. Tipliler. Tiplilere Şeyh Said'i Evet. soruyorlar. Şeyh Said'ini savunuyor. Ama lafın sonunda ya bakın görüyor musunuz? Ya bugün işte tarikatlar böyle falan değil. Konuyu tarikata bağlı. Şimdi tarikatlar da hepimiz yani Evet. istemiyoruz. Oraya bağlıyor mevzu. Bakmışsın adam Şeyh Said'i savunmuş sorunun başlangıcında ama seni götürüp dolandırmış. Burada Evet. önemli olan şey bir de yeni nesil iletişimcilik bu eski yaşını almış arkadaşlarımızın algılayabildiği bir şey değil. Çok hızlı gelişiyor. Çok aktif gençler. Diskur çok hızlı değişiyor. Buna adapte olacak yeni daha genç daha dinamik insanlar lazım. Mesela şey Barış Atay iyi yapmıştı sanki bunu. Hiçbir şeye cevap vermiyor ama herkes onu alkışlıyor. Mesela Ya, bende Ertan tutmadı. Başak şeyini izle. Şeyde Fatih Altaylı'da. Fatih Altaylı sıkıştırıyor bunu. İşte diyor soldan da böyle dönekler olmadı falan gibi sayıyor işte isimleri birer birer. Bunlar bugün burada şurada burada. Ya diyor siz diyor şimdi isimler üzerine konuşuyor. Bak, demek istediğim şu. Bugün ülkemizde tarikat sorunu var falan. Hemen oraya bağlıyor anladın mı? Adam bir diskur geliştirmiş kendince. Gülün eğlenin o fark etmez ama kendince bir diskur geliştirmiş. Hani diyor ki ben sıkıştığım yerde herkesin hem fikir olduğu bir noktaya bağlayayım. Oradan Şey kapatayım yapıyor. yani. Hemen Bir de Erlik Bey ben hükümete şunu sallıyor. sormak istiyorum. Bir dakika Erhan Hanım. Siz dediniz ya bu trolleri kale almaması gerekiyor. Eyvallah o konuda kesinlikle ben de katılıyorum. Çok o trolleri kesinlikle kale alma. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin böyle 23 derece O haber ayrı. kanalları, Halk 23 TV, derece. KRT'de yayınlanan bütün sahte istifa haberleri, Evet, yok doğru. cip olayı bunlara cevap vermezse, kendini aklamazsa Doğru doğru. sürekli Orada bir olarak şey önüne çıkacak. O da orada bir var. şey demiyorum. Orada bir şey demiyorum. Oraya alternatif bir şey geliştirmek gerekiyor ama. Dijitalse dijitalden cevap vermek gerekiyor. Mesela ne bileyim kendi kanalını yükseltip mesela her hafta Sayın İnce'ye sohbet tarzında kamerayı koyacaksın. Güzel bir şey geçersin oraya. Color grading geçersin oraya. Oturacak karşısına. Sorular hazırlanacak. Bunu danışmanlar yapacak. Orada mesela 15-20 dakika span içerisinde kendini anlatacak. Sürekli böyle hararetli bir şekilde. Muharrem İnce buna inanmıyor. Bunu da söyleyeyim sana. Bu söylediğinizi ben Ayberk Bey'e ilettim. Dedim ki mesela o hafta içinde en belirgin 10 soru belirlenir. Moderatör sorar. Beşer dakika cevap verse zaten bir saat insanların Bir kere de konsantrasyonu da bozulmayacağı kafasında kadar. bir şey var. Sen bu influencerların bu kadar başarılı olmasının ana sebeplerinden biri o. Senin karşına oturuyor kamerada. Ve sen orada derdini anlatıyor. Bir bağ oluşuyor. Mesela Kılıçdaroğlu'nu çok güzel yapıyor. Onun danışmanları daha doğrusu. O yaşta insanların kafası ermez bu mevzulara. Ben bunu nereden biliyorum? Sayın İnce'nin bunu önemsemediğini. Sayın İnce çok kısa bir dönem öncesine kadar işte bu akım falan patlayana kadar sosyal medyaya güvenmiyordu, önem vermiyordu. Bunu yakın arkadaşlarımdan yanına gidenlerden işte bizzat kendisinden biliyorum. Sosyal medyaya güvenmiyordu. Kırsala önem veriyordu. Çünkü çok konvansiyonel bir siyasetçi. İşte esnaf gezecek, miting yapacak, insanlarla iç içe olacak, dokunacak, sohbet edecek falan. O ona inanıyor. Fakat mevzu değişti artık. Yani paradigma değişti artık. Böyle olmuyor. İnsanlar, milyonlarca insanlar şeyi kullanıyorlar. Sosyal medya kullanıyorlar. Bu gerçek. Yani bununla yüzleşmek gerekiyor. Bu da ne kadar gençse senin danışman ekibin, kurmayların o kadar iyi algılayabilirsin bunu. Şimdi Ayberk abi kendisini iletememiş olabilir de ben ASD Bey tam olarak anlamadım ama bana yazarsanız ben kendisine Yok dedim. ben Şöyle. Ayberk'e söyledim şöyle Ayberk'e direkt söyledim bunu deprem döneminde de birebir zaten hep söyledim yani birçok siyasinin danışmanlarında bile muhabbetimiz oluyor. Fikirler soruluyor. Ben de fikirlerimi iletiyorum. Bunlar söyleniyor ama günün sonunda karar veren siyasidir. O inanıyor mu buna? Birçok siyasi Türkiye'de buna şey inanmıyordu. Bu sosyal medya mevzusuna inanmıyordu. Aa, dedi. Sayılar olduğu için ona gerçek gelmiyordu. Bize bile sürreal geliyor. Oğlum şimdi kaç bin kişi dinliyor biz yayın yaptığımız zaman mesela. Bu sana normal geliyor. Gayet karşısında oturuyoruz ediyoruz. Şimdi bunda bir salona toplasak. Bizim yayınlar 5-10 bin kişi oluyor mesela. 5-10 bin kişi bir stadyuma toplasak. Oturup işte bir yerini kaşıya kaşıya bu kadar rahat konuşabilir misin? Geyik yapabilir misin? Yapamazsın. Ortada bir şey var. Realizasyon sorunu var. Hani burada bu kadar insan var diye kabullenme sorunu var. Ama şu anda herhalde aşmıştır onu artık. Çünkü karşılığını görmüştür sokakta. Demiştir yani kafada bir şeyler oturmuştur. Demiştir evet gerçekten sosyal medya yaşanan şeyin karşılığını sokakta ben görüyorum diye. Peki Yani abi, o az önce söylediğiniz şeye kısmen katılıyorum.
Mesela özellikle gazetecileriyle kendinin birebir muhatap olmasına gerek yoktu. Basın danışmanı vasıtasıyla hani yüz yüz olmasına gerek yoktu. Fakat tersinden de şöyle bir durum oluyor. Bu haksızlığa uğrama durumu kendi destekçilerini kemikleştiriyor. Arada kalanları da o işte hani haksızlığa uğrayanın yanında olalım duygusunu Bak güzel kardeşim, yaşıyor. mağduriyet herkese yarar. Sen, sana herkes topyekün saldırırken kendini geri çekip, bak kardeşim sakince böyle durumu anlatıp vatandaş karar versin dediğin zaman bunlar zaten yaptıklarıyla antipatikleşirler. Mesela Meral Akşener'de oldu. Akşener'i desteklemeyen adamlar bile dedi, abi bu sana sepet camiası ne oluyor size ya? Hani ne bu saldırganlık gibisinden. Orada da o tepki oluşurdu ama sen reaksiyon verdiğin zaman bu sefer karşılıklı bir şeymiş gibi oluyor. Aa bak, o onu aramış, o ona tepki vermiş. Ya gerek yok. Yapacaksa danışmanı yapsın. Sen ne uğraşıyorsun, WhatsApp'tan yazıyorsun, ne diyorsun, konuşuyorsun bana. Sen sal. Yusuf Bey, gelmek ister misiniz yukarı? Uykunuzu alabildiniz mi bugün? Peki Salih abi, bir şey soracağım konudan bağımsız. Fatih Altaylı bir açıklama yaptı. Muharrem İnce şu an çok sert bir düşüş yaşıyor. Oylarını gittikçe düşürüyor. Yani siyasetin batağına gömülecek gibi bir şey söyledi aslında gün sonunda. Sen ne düşünüyorsun? Yani var mı böyle bir şey? Şeye bağlı. Ben dedim ya, bir spiral var. İçine düştün, seni çeken bir girdap var. Şimdi o girdaba düşmemek gerekiyor. Özellikle işte Candaş Tolga ve Altaylı, biriyle daha mı program vardı ya? Üç program vardı galiba. Ersoy'la. Mehmet Bu Aydın. programlara baktığın zaman o girdap. Yani onu sunucu da yapar, insanlar da yapar. Senin çok kıvrak bir şeyle, ki onda o kıvrak şey var. Muharrem İnce'de o hitabet kuvveti var. Oradan sıyrılabilir istese. Oradan sıyrılıp çıkman gerekiyor. Arkadaş, benim derdim bunlarla değil. Benim bir vizyonum var diye kendini aradan çekmen gerekiyor. Kalan da sana saldırırlarsa zaten, seni konuşurlarsa, bu senin primindir. Yani sırf senin hakkında kötü konuşuluyor diye millet senden nefret etmez, bir sorar kendine. Ulan bu adam hakkında niye konuşuluyor diye. Streisand etkisi dediğimiz olay var ya, senin reklamın yapılır aslında. Karşılıksız bir şekilde. Yani Fazıl Say'ın paylaşımlarını gören herkes mesela otomatikman sempati duyarsan. Çünkü adam delirmiş gibi saldırıyor. Bu normal değil yani. Normal psikoloji değil bu. Bak ben Asya'da, benim dediğim de aslında oydu. Bak ben sana Yusuf birkaç gün Bey, önce... hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar arkadaşlar. Teşekkürler. Birkaç gün önce sana demiştim ya, bak CHP'liler çok ağır saldırıyorlar ve adamı zorla inceciler yapacaklar falan demiştim. Fakat Muharrem İnce bu Fatih Altaylı'da söylediği sözden sonra bence tepki topladı. Bu kendi mağduriyeti üzerinden belli bir kitleyi gerçekten çekebiliyordu. Beni bile çekebiliyordu bir yerde. Ama bir tarafta Hüdapar, bir tarafta Hizbullah, bir tarafta PKK söyleminden sonra acayip bir irite durumu başladı. Bunu fark Orada ettim. bak, danışmanın girip demesi gerekiyor ki üstad, bak bu ters Bunu etki. yapmaması gerekiyor. Bunu işte Bak bu başka bir örnek vereyim mi orada sana? oyları sıkıntıya gitti. Ümit Özdağ programa çıktı bir tanesi. Dedi ki ya, dedi, seçme yaşı 13'e düşürürse biz, dedi, iktidarız, dedi. Sosyal medya bununla bir dalga geçti bu söylemle. Yani kendini gayri ciddi bir duruma düş. Demek istediği şey şu, aslında gençlerde çok popüleriz. O manaya geliyor ama gayri ciddi bir duruma düşüyorsun. Şey durumuna düşüyorsun. Benim oy verenim yok. Hepsi çoluk çocuk. Halbuki demek istediği o değil. Hani çok genç yaşta destekçiniz var. Bunu demek istiyor. Şimdi Ümit Özdağ bunu yaşadıktan sonra ortada bir şey var. Case var. Yaşanmış bir durum var. Bir iletişimcinin bu son programda kendisi dedi ya, işte biz de 12 yaşında oy oranı seçme oranı düşürülse, seçim hakkı yaşı düşürülse biz de iktidarız gibisinden bir şey söyledi ya. Ümit Özdağ bunu aylar önce yaşamış. Şimdi senin bunu yapman bile bile 15'te. faka basmak. Bile bile faka basmak 15, oluyor. evet. Bak onu hatta... Erlik Bey, iyi diyorsunuz da işin bir de şu boyutu var. 2-3 gün sonra da Ekrem İmamoğlu, Sayın İmamoğlu Isparta mitinginde ben sırtımı 15-30 yaş arası gençlere dayıyorum diyerek benzer bir söylemde de Benzer bir bulundu. söylem değil işte, var. Söylem benzer O değil. Sen benzer değil 7... abi, 30 diyor, skala var ya. Yok yok, Onun bir dediği daha, bak daha büyük. 15-30 yaş diyor Talha Yok Bey. bak, şöyle bir şey var İmamoğlu'nun ama... ekibi, lafını bölmüş oldum, müsaade et bana bir. İmamoğlu'nun ekibi genç. Ongun'un etrafında bir danışma PR ekibi var onların. Hepsinin özel ekipleri var onların. Yetenekli tipler bir de, yani kabul etmek gerekiyor. Elindeki malzemeden en iyisini çıkarıyorlar yani. Bu PR mevzusu. Ben bunu ilk gün paylaştım. PR, reklam mevzusu. Şimdi orada onun söylediği cümleyle, bak bir kelime bile çok önemlidir konuşurken. Bir kelime bile. Yani bir kelime bile önemlidir. Ne diyor? Bizim diyor gençliğe dayıyoruz kendimiz diyor. Muharrem İnce de aynısını kastediyor belki ama seçme işine girdiğin zaman, oy işine girdiğin zaman günün sonunda kendini şeyi düşürüyorsun. Kendi kredibilitini, inandırıcılığını düşürüyorsun. Benzer hatayı Özdağ yaptı. Yani sen bunu yaşadın. Ölsen de aynı cümleyi kurmaman gerekiyor. Bunun gibi örnekler çok. Ben bunu bir örnek olarak verdim. Hani ne Abi yapıyorsun? zaten Bu o arada dediği Ümit kelime Özdağ göre mevzusunda çok zaten daha o iyi Madara'yı açıkladı mesela kendisini. tutuyor. FETÖ'cülere söylüyor adam orada mesela programda.
O FETÖ'cü ve tayfasına söylüyor. Ama bütün salon üstüne alıyor, anladın mı? O kelime çok önemli. Durduk yere niye Ya madara çünkü edeceğiz? Taha Bey o noktada şeyler var. Adamlar zaten senin açığını arıyor. Sen de adama gollük pas vermiş olsun. Yani bakın Evet ben bu evet. İnce'nin programında kendim yani ben İnce'yi desteklememe rağmen aşağı yukarı 4-5 tane gollük pozisyon görüyorum ona karşı bir muhalif olan bakış açısıyla baktığım zaman. Ya yani ben şu an İnce'nin danışmanı olsam açarım onun karşısındaki programın tekrarını. Bak burada bunu dedin. Bu karşıya gollük pas vermektir. Bunu bir daha yapma diye adamı 20 kere uyarırım. Ama demek ki bizim danışman ya uyarıyor ya da İnce dinlemiyor. Dinlemiyorsa hata yapıyor. Erlik burada kesinlikle haklı. Yani ben İnce'yi destekleyen bir insan olmama rağmen ben de bunları görüyorum. Yani ben de Kılıçdaroğlu'cu olsam ben de bunları gollük olarak çevirmeye çalışırım. Bu şekilde üzerine giderim. Bak o Onlar da şu an onu Ersoy'un yapıyor. programında ince bak. Bu Ersoy'un programında 15 muhabbeti yapıldı ya, canlı izliyordum. Ve Ümit Özdağ gibi de değil. Bayağı açıklayarak anlatmasına rağmen dedim ki bu kesin Twitter dedim dolanacak dedim yani. Aynen Hoca'nın beni çok açıklaması da bak bağırıyor çünkü canlı bağırıyor. izlerken dedim biliyor musun? Bu dedim kesin Twitter'da dedim gündem olacak dedim ve oldu yani. Çok anlamsız girdi. Diğer CHP'lerin deli gibi saldırması üzerinden insanlar zaten konsolide oluyordu. Yani ulan bu adam buna saldırıyorsa bunu desteklemem gerekiyor tarzında birçok insan vardı. Birkaç kere bence çok tuhaf cümle kurdu bilmiyorum. Onu fevri ya da duygusal yapıyor da Erlik doğru olabilir. söylüyor burada. Çok fazla açık bırakıyor kendine. Yani bu kelimelerini seçerken de hata yapıyor. Bazen sinirleniyor. Sinirlendiği zaman da o şey böyle kendini hemen savunmaya geçip sinirli haliyle yanlış kelimeler kullanıyor. Bu Programda kelimelerle göreceğiz cıbızlanıp zaten 4-5 yerde yanlış var öyle zaten anlaşılıyor. çıkışları. Aynen gene aynısı olacak. Bak bu Metin yazarlığı, söylem geliştirme, iletişimcilik çok zor bir iş. Yani yazarlık gerçekten kolay bir şey değil. Bazen cümlenin böyle ahengi bozulduğu zaman bile bir iki kelimeyi çıkarıyorsun aradan. Veya biz burada tweet atarken bile ben 50 kere bakıyorum tweetime. Eskiden rahat rahat atıyordum böyle. Yani küfürü de dayıyorum geçiyordum. Şimdi bakıyorum acaba söylediğim bir şey yanlış anlaşılabilir mi? Ters bir yere çekilebilir mi? Aleyhimde bir şey algı oluşturulabilir mi? Çünkü Twitter'da çok basit. Yanlış bir tweet atarsın hop sana karşı kullanırlar. Şimdi ben bile buna dikkat ediyorsam sen dikkat etmiyorsan senin danışmanlarının 10 kere dikkat etmesi gerekiyor. Erlik Bey, ben burada size bir şey sormak istiyorum. Bu Twitter'daki yazışmadan ötürü. Sizi de takip ediyorum. Çok ciddi de bir kitleniz var. Yapıya, siyaseti, gündemi bence çok iyi yorumluyorsunuz. Az önceki muhabbette de sizin görüşünüze katılıyorum ama şöyle bir şey soracağım. Bu imza sürecini 2018'de kıyasladığınız bir tweet vardı. Yani ben bir Muharrem İnce destekçisi olarak İzmir'de yaşayan birisi olarak imza veremedim. Çünkü benim ikametim Ankara'daydı. Ve bu şekilde Ankara'da sadece iki bölgede vesaire vardı ve siz şöyle bir tweet attınız hatırlarsınız. 100 bin imzayı toplayamayan da dükkanı kapatıp gitsin. Şimdi bu insanlarda bence farklı bir algının oluşmasına sebep olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ya hala böyle mi düşünüyorsunuz? Sorun bu. Bir de yani gerçek manada 2018 seçimiyle kıyaslanabilecek bir ortam olmadığının da farkındasınızdır. Dediğim gibi ben dahi imza atamadım ve imza atmak çok zor bir iş. Ya 100 bin imza belki 100 bin rakamı sayısı çok ciddi bir sayı olarak görünmüyor olabilir. Yani 100 bin imzayı bu kadar 4 günde toplayan adam nasıl bu kadar oy alacak? Ama aynı şeyler değildi. Ankara'da sadece Sincan'da ve Çankaya'da biz şey atabiliyorduk. Ben İzmir'deydim. Ankara'ya gitmem istendi imza atmam için. Yani bana buradaki seçim merkezinden böyle bir şey geldi. Buradaki görüşünüz hala sabit midir? Toparlayalım. Nasıl bir şey? Toparlıyorum hocam. Görüşünüz hala sabit midir? Görüşüm Dinliyorum. hala sabit. Çok linçlemeye çalışanlar oldu o dönemlerde. Ama benim görüşüm o konuda değişmedi. Sana şunu da şu şekilde söyleyebilirim. Muharrem İnce'nin adaylığını açıkladığı konuşmasında çok net şu cümleyi söylüyor. Gidip dinleyebilirsin tekrar. Biz ne yapacağız? İlk gün 100 bin imzayı tamamlayıp mesajımızı vereceğiz. Birebir alıntı yaptım sana. Gidip bakabilirsin. Yani bu kendisinin de gayet hedefiydi. Şimdi o zaman dönüp şuna bakman gerekiyor. Benzeri Zafer için de geçerli mesela. Dönüp şuna bakman gerekiyor. Senin bahsettiğin sorunlar var ya. Bu sence kimin işiydi bunu organize etmek? Bunu kim halletmesi gerekiyordu? Bunu kim düşünüp organize olması gerekiyordu? Kimin mesela gerekirse otobüs kaldırması gerekiyordu ki son günlerde yaptılar onu. Üçüncü, dördüncü günde en son. Yumurta dayandığı zaman. Teşkilat. Yani senin dükkanın. Eğer sen 100 bin imzayı toplayamıyorsan o dükkanı kapatacaksın. Sen mesleği bırakmak zorunda değilsin. Ama dükkanı kapatacaksın diyorum. Bu kadar basit. Ben bir Çok az şey insan. söyleyebilir miyim abi sana? Kimin gibi Ben gözüküyor kardeşim? Burhan ben. Bununla ilgili sana uzun da bir flood attım. Belki okumuşsundur, denk gelmişsindir, bilmiyorum. Ya biz o ya imza süreci başladığından itibaren önümüzdeki 3 gün boyunca öyle şeyler yaşadık, öyle şeyler çektik ki. Yani ben hayatımda görmediğim polis müdahalesini imza günü gördüm mesela. Şöyle biz dezenformasyonla mücadele için üyelerimizi aradığımızda
Hani 5'inin haberi yok. 4'ü hafta sonu atacak imzayı, biliyorsun hafta içi başladı. Hani biri de ortalıkta yayılan o haberlerden etkilenip, yani bir tane amca şey demişler mesela, amcayı arıyorum diyor ki ben diyor her gün imza atmaya gidemem diyor, beni bir daha aramayın diyor. Ben oy vereceğim ama imza atamam her gün diyor. Mesela böyle şeylerden etkilenen insanlar bunlar. Ve hani para cezası olayı vardı Burhan Bey. Aynen sahte yani gibi. sürüyle şey vardı o dezenformasyonla ilgili. Bir gördüm ama Burhan, günün sonunda konu şey çıkıyor, teşkilatlanmaya çıkıyor ki ben sana ne şunu söyleyeyim. Benim paylaştığım tweet'i Muharrem İnce o gün yanındakilerine söylemediyse tabii şeye açık şekilde değil. Ben ne oluyor? Aynı şekilde Ümit Özdağ içine geçer. İlk iki günde bitirmek istediklerini ben biliyorum. Hatta Muharrem İnce ilk gün bitirip mesajı net vermek istiyordu. 100.000'i. Ama nedir bu? Ders çıkarırsın. Yani demek ki bu sana bir tokattır yani. Oturursun teşkilat olarak. Tabii, tabii. Ya ben zaten orada sana şöyle bir durum var buradan. Şimdi bir teveccühün artma süreci vardı. Her organizasyonda bu kadar yoğun teveccüh olunca bir rehavet olur. İlla ki olacaktı. Bunun seçim startı başlamadan önce olması, o rehaveti yaşayıp üstüne reaksiyon alma açısından bence iyi bile oldu. Yani onu o tarihte yaşamak iyi oldu. O rehavetle yüzleşme durumunu. Tabii tabii. Yani şöyle, ben zaten sana da yazdım abi. Yani yazdığım mesajların içinde bu da var. Biz teşkilatta sınıfta kaldık, okey. Ama bizim mesela teşkilatlarımızın çoğu hafta sonu imza atmaya gitti. Çünkü onlara öyle söyledik. Yani teşkilatlara biz hafta sonu cumartesinden itibaren... İlk günü 100 bin yapacağız diyorsa teşkilatlar nasıl hafta sonu gidiyor? Burhan, burada bir çelişki yok mu sence? Şimdi şöyle abi, imzalar başlamadan önce hakkımızda o kadar yalan haber yayıldı ki, işte AKP'liler otobüs kaldıracak, bunlar size destek verecek falan fişman diye, biz bunu yapmak zorunda kaldık. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yapmak zorundaydık. Yoksa biz bu imzayı ilk gün toplayacağımıza ben de inanmıyordum. Açıkçası söyleyeyim. Ama ikinci gün toplayacağımıza ben inanıyordum. Genel merkezde de bunu konuşuyorduk hatta arkadaşlarla biz. Burhan kaç şimdi... şey almıştı? Oy sandıktan Cumhurbaşkanlığı bu aday seçimliğinde 115 bin oy atmadı mı? Yani bu kadar aslında teşkilat sayısı var değil mi? Onu bir öğrenmek için sordum. Sen içeride olduğun için biliyorsun. Şimdi şöyle, oy kullanma yerinde, yani Cumhurbaşkanı adayımızı seçme kısmında 104 bin üyemiz vardı. 104 bin, 105 bin civarı üyemiz vardı ama tabii ki hepsi oy kullanmadı. Şimdi Muharrem İnce çıkıp şey diyor da kanallarda, işte gitti 105 bin kişi oy kullandı diyor da onu üyeleri kastederek söylüyor aslında. Yani tabii ki o kadar kişi oy kullanmadı. Yani CHP'nin atıyorum 1.2 milyon üyesi var. Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp da şey diyebilir yani bu hani 1.2 milyon kişi oy verdi diyebilir, aynı durum onun içinde olsa. Onu bahsediyorum. Bence ama şey tabii ki o kadar kişi oy kullanamaz. Hani Uğran, o ilk gün toparlayacağım dediği bir söylemi var mıydı? Ben onu atlamışım. 4 günde toplayacağız diye bir söylemi var. Yok, Babala TV yayınından sonra. Babala TV yayınından sonra söyledi onu. Bekleyeyim yani size. Ben çünkü dinledim. Ben iki tarafı da, Zafer'i de, memleket de içeriden iki tarafı da biliyorum. İki tarafın da ilk gün hedeflediğini çok net söyleyeyim size. Çok abi, tabii ki hedefledim. Ama bence işte, şöyle yanlış. Sonradan çıkıp hani dedi ya, imzalar toplandı, basın açıklaması yaptı. Biz istesek ilk gün toplayacaktık, bunu bilerek yaptık. Abi yani bence gerek yok bu açıklamalara ya. Yani üstadım şunu söyleyeyim, onu bilemem ama ilk gün toplasa çok manipülatif haber çıkardı. Aslında ilk gün olmaması da iyi oldu bence. Bir argüman değil yani, ilk gün toplasak şu, bu bir argüman değil bence yani. Bence bu, zaten adamlar ağzımıza sıçacak kadar. Daha ne de. Oradan da sıçsınlar yani. Daha ne yapacak? Türkiye, bak, burası Türkiye Norveç değil. Sen gövde gösterisi yapacaksın. Maalesef. Yani gövde gösterisini yapacaksın. Ki haddini aşamasın insanlar sana karşı. Seni küçük lokma görürlerse böyle işte bu çakal sürüsünün yaptığı gibi 20 yıldır Erdoğan'a söyleyemediklerini senden çıkarırlar. Birden aslan kesildiler. Böyle. Erlik Bey, şöyle gövde gösterisi kısmına katılıyorum. Ben hatta bu konuyla ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunuyordum. Bana cevap olarak hazır, işte 300 bin sayısı da hazır, programladık, planladık şeklinde bir cevaplar gelmişti. Ben de öyledir herhalde dedim. Çünkü gövde gösterisi, güç gösterisi... Türk kafasında abi, hallettik abi, tamam abi, biz de abi, yaptık abi. Ondan sonra yetiş, anam yetiş, şey, imza topluyorum. Bu klasik. Yok, o vakitler... Gövde gösterisi, güç gösterisi gerekiyordu kesinlikle. Evet, yani o vakitler biraz rehavet vardı çünkü... tam şey vakitleriydi. Günde böyle 15-16 bin üye sayısının geldiği, üye başvurusunun geldiği vakitlerdi. Tam o zamanlardı. Herhalde böyle kendi kendine toplanılacak bir rehavete kapılındı. Normal şartlarda şimdi baktığın zaman Muharrem İnce veyahut da
Memleket Partisi'nin bir insanın oy vermemesi, yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek insandan bahsediyorum. Oy vermeme sebebi aslında yani %70-60'lık kesim bu adam kazanamaz diye oy vermek istemiyor. Yani oyun boşa gitmesin diye. Sen eğer gidip orada bir günde, bir saatte Toparlayalım. 100 bin imzayı topladığın zaman inanılmaz bir gövde gösterisi olur. Belki de Domino etkisi diye bir şey vardır. Yani mitingler bunun için yapılır mesela. Anketler de bunun için yapılır. Hep sahtedir yani. Mitinge, anket... O yüzden mitinge otobüs otobüs adam toplarlar. Orada amaç giden kitleleri etkilemek değil. Dışarıdan izleyenleri bakın biz kaç kişiyi topluyoruz. Statüko korunsun. Yani burada çok kişi var diye insanları etkilemek. Sarmal gibi düşüneceksin bunu. Suskunluk sarmalının tam tersi. Bak yukarıya mesela şey yaptım, ekledim. Muharrem İnce diyor ki yarın YSK'ya gidip adaylık için dilekçemi vereceğim. Yarın son gün. Ama çarşamba bir iş başlıyor 100 bin imza. Çarşambadan pazartesiye kadar biz ne yapacağız? Çarşamba günü bir günde işi bitireceğiz. Sizden ne istiyorum? Çarşamba günü kardeşiniz, anneniz, babanız, sevgiliniz, arkadaşınız, babaanneniz, anneanneniz, dedeniz, komşunuz kim varsa ilçe seçim kuruluna gidip imza verdiriyorsunuz. Hadi göreyim size. Çarşamba günden itibaren ilçe seçim kurulu başkanlıkları önünde kuyruk oluşturacaksınız. Şimdi genel başkan bunu dediği zaman teşkilatlar hemen bunu emir farz edip ki emirdir bu. Bunu uygulamaya koyması gerekir. Anlatabiliyor abi muyum? öyle O zaten de zaman şöyle bir durum vardı. Tam o vakitlerde tekrardan onu söyleyeyim. Şimdi günde böyle hani deprem sonrası toparlayalım. olduğu için ASDV 10-15 bin üye başvurularının geldiği vakitlerdi. Yani inanılmaz bir Memleket Partisi ve Muharrem İnce furyası vardı. Biraz bir rehavete kapılmış olabilir yani. Ama kendi kendine toplanılacak diye düşündüler herhalde. Toplanılmadı maalesef işte. Organizasyon Hocam bak bir işlerinden. şey söyleyeyim mi? Yok, Bence biz zaten rehavete kapıldık. Yani ben de kapıldım açıkçası. onda Onu da bir aktif söyleyeyim yani. negatif, Burada yani negatif bir şey söyleyemeyiz. abi Yani o zaman günün bak sonunda teşkilat konusunda biz burası sınıfta da kaldık. Okey. kutsal sofrası. Bunu en iyi Muharrem İnce bilir. Tabii, tabii Siyasi abi. benzemez. Böyle rahat rahat yapabileceğin bir şey değildir. Ezeceksin. Böyle mesela şey Canan Kaftancıoğlu mesela o kadar şey yapıyor. Kadın deccal gibi anladın mı? Göreve çıktığı zaman, sokağa çıktığı zaman şey yapıyor, yırtıyor ortalığı. Tam bir çatlak ama karşılığını alıyor yani. Şimdi senin de bunu yapman gerekiyor. Teşkilatların da böyle adamlar olması gerekiyor. Sana başka bir örnek vereyim. O anla şey örneği var. Erbakan örneği var. Erbakan'la kafa kafaya gidiliyordu. Erbakan korktu dedi ki ulan biz dedi ne kadar az topladık dedi iyi teşkilat olmasına rağmen. Geri vites yaptı. Döndü şey cumhura. O bir ona bile az geldi. Yani bu bir argüman değil. Erlik Bey, Akşener'in Bolu mitingine Hayır bakmadık. Yok abi bakmadım ya. Şey dün Ben depremzede yayını vardı. Anca biraz toparladım. Aslında geyik yapmak için girdim ben. Hardcore siyaset konuşmak için girmedim. ASD bir şey söyleyeyim mi? Bak bu rehavet falan diyorsun ya. Muharrem İnce Toparlayalım. parti kurduğundan beri hocam çok ufak gerçekten bir yorum. Teşekkürler katkılarınız için. Hocam bir yorum yapayım. Partiyi ilk kurduğundan beri kervan yolda düzülür mantığını çok gülüyor bak. Samimi söylüyorum bunu. Hani bu otobüs direkt Toparlayalım. otobüs gezmesi imzada da aynısını yaptı. Hatta deprem bölgesine gitmesi de öyle ve şu an yönetime gelince yapacakların da aynı şeyi Teşekkürler. Peki, bağırıyor. teşekkür. Erlik Bey, Ben yukarıya sabitledim. Yani biz Bolu mitingine gittiğimiz, hatta miting de değildi bizimki, biliyorsunuz. Sadece bir bu arada basın KKC'de açıklamasıydı o. konuşamıyorum kardeşim Burhan bu Bey, nedir ya? nedir ya? Miting bir saniye. Tamam, toparlayacağım bir saniye. Biz Bolu mitingine, yani Teşekkürler. basın açıklamasına gittiğimizde o mitinge dönüştü. Biliyorsun kendinde. Biz o gün dediler ki işte otobüs kaldırdınız, işte sağdan soldan adam getirdiniz falan dediler, ama bu bizim üçte birimizi bile toplamayan İyi Parti'nin mitinginde de oldu. Basın açıklaması değil, bakın, mitingde oldu. Biz bunların normal şeyler olduğunu savunduk. Hani sağdan soldan adam gelebilir gayet diye savunduk, ama biz çok linç yedik bu konuda. Ama görüyorsun yani İyi Parti'nin halini. Hava şartları uygun değildi Bolu'da sizin mitinginize de. Kardeşim hiç alakası yok. Güneşli Yusuf işte ya. Bekir Yapma. konuşturmuyorsunuz. Abi ben Efendim? diyorum ya ayıp olmasın diye geldim. Ayıp olmasın değil mi? Ne yapıyorsun sen? İyiyim abi. Öz konuşacaksak abi imza gününden beri Muharrem İnce çok affedersiniz sıçıyor. Ben bu kadar konuşuyorum. Yusuf'la biz özelden konuşuyoruz arkadaşlar bunları da. Bu durumları değerlendirmeleri. Ama Taha Bey bu Erlik fragmandan sonra Bey, hayal Yusuf kırıklığına Bey uğrayan size atacağı Ince mesajı Production'ı bana attı sanırım. teşekkür Niye ederim biraz? Asedep. Efendim? Ne yazdı da? Teşekkür ederim. Bilemiyorum, o iletişimin özelliği gereği açıklayamıyorum ama. Yusuf ne yazdın da millete? Ya abi yanlışlık oldu ya. Ben anlatırım. Burada şimdi olmaz. Neyse tamam. Link vermiş hocam. İnce Bey, siz bir şey diyordunuz sanırım. Buyurun. Evet diyordum ta ki siz konuşana kadar hemen cevap vereyim. Taha Bey bu arada Babala'ya bizzat gittiği için burada hayal kırıklığına uğrayan
ben ve benim gibi Memleket Partili arkadaşları birazcık aslında umut aşıladı söylediklerinden sonra. Ben de şaşırdım yani. Ben aslında kötü geçtiğini gözlemliyordum yani o fragmandan tabii. Ama Taha Bey bunun çok çok aksini iddia ederek hatta artı 3 puan dedi. Yani biraz fazla mı oldu Taha Bey? Hala aynı fikirde misiniz? Yok, aynı fikirdeyim abi. Abi, Ya bu fragman yapma sanatı diye bir şey vardır yani. Fragmanlar böyle olur. Oradan hocam biraz spoiler yemeyelim mi Taha Bey? ne abi? Çok az spoiler yemeyek mi? Abi Pazartesiden dün de önce. anlattım. Bugün zırt Taha Bey pato bir tur daha rica olmadı. etsek. Olsan sonra onu yansıttım. Ben spoiler vermiştim bir defasında yanlışlıkla ama. Abi Geçmiş dün olsun. anlattım biraz. Telif yemeyiz değil mi? İnce Bey. Hiç yaptırma. Hiç yokmuş gibi Ben davran. hatırladığım kadarıyla kısa bir İnce Bey bir özele bakar mısın? Güzel yani sorun yok. Yani fragman öyle olmak zorunda abi yani. Şimdi adam bir de o Oğuzhan Babalı tarafından düşünün. Sürekli İnce'nin laf soktuğu, çaktığı, ettiği yerlere koysa o fragman izlenir mi? İzlenir. Ama Oğuzhan linçlenir. Evet doğru. Daha evvel de Yani. şey başka fragmanları da izleyin. Orada da genelde hatta bir tanesinde iki fragman yayınladı. Gergerlioğlu'nu da galiba. Birincisinde öldürmüşlerdi Gergerlioğlu'nu Mesela fragmanda. orada bir manipülatif bir şey yapmış aslında biraz. Şeyde o laf sokuyor gergere sonra kalkıyor ya Memleket Partililer. Memleket Partililerin kalkmasının sebebi orada abi. Gergerlioğlu şey dedi ki emniyetten birinden aldım dedi bilgiyi dedi bir konu hakkında İnce. Emniyettekileri mi dinleyeceğiz mi? Öyle bir şey dedi Gergerlioğlu. Onlara mı güveneceğiz falan Şeyi dedi. söyleyeyim bu arada. Hı. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu oralara çıkıp da utanmadan arlanmadan böyle şey taslıyor. Şeylik abidesi, doğruluk abidesi böyle Allah'ın seçilmiş kulu gibi takılıyor oralarda Abi ama yok ya. benim Eli kolu hakkımda titriyordur reis. bir Efendim. FETÖ'cü teröristi RT'leyip videosunu paylaşıp yurt dışında yaşayan tanıyorsunuz kel bir arkadaş. Sonradan Hı. videosunu kaldırdı, özür diledi falan biliyorsunuz mevzuları. Bunu Evet. paylaşıp işte erliği maskesi düştü diye tweet atan bir eleman. Halen de Ya. duruyor tweet, silmedi onu. Madem bu kadar baban gibi tıpkı çok üstün Müslümansınız ya, o kadar Müslümansınız ki artık başka ırkların ırkçılığını bile yapıyorsunuz yani, o kadar Müslümansınız. O tweet'i bir Hı. silver. Benden de bir helalleş bir zahmet. Onun yerine gidiyor. İlk sırada Evet. duruyor. Ya abi Genelde işte bunu de değil, saplıyor bunu adam, dedi duyar mı? bu eli kolu titriyor zaten böyle hani şey değil Ciddi bayağı göreceğiniz ciddi. zaten kamerada. Tabii bunu deyince abi herkes bir atarlandı şey yaptı. Bütün salon kalktı. Zaten ara verecektik bu arada. Tam aradan önceki şeydi. Bütün salon kalktı çıkıyordu. Haliyle dolayısıyla Memleket Partisi şeyleri yöneticileri de kalktı yani dolayısıyla. Oğuzhan da dedi ki Toparlayalım. yani, bence siz dinleyin falan filan dedi ama artık çok geçti çünkü bütün sola Bu çıktık zaten fragman geldi. kesinlikle Taha Bey çok Bu arada. uğraşılarak yapılmış ya. Özenle Tabii seçilmiş, tabii. bilerek 7 saat yapılmış abi yani. 7 saat. Sadece Yani. memleket partilerin kalktığı şeyi kamerayı o açıda koymak da bir düşünce aslında. Sanki memleket Yok partilerinin o gerisi genel yok. açı. O kamera arkadaki genel açı 360p zaten o görüntü. Dikkat ederseniz zoomlanmış bayağı. Bak, Ha, Oğuzhan'ın aynen doğru. konudaki sunduğu platform çok çok değerli. Çok değerli. Yani Oğuzhan'ın şey yapmaya gerek yok burada. Yok abi Yo yo, yapamazsınız ben zaten. ya doğru katılıyorum. Böyle bir fragman olmalıydı zaten. Bu bizim daha çok işimize geldi bence. Çünkü herkes merak edip izleyeceği için gerçekten de görenmiş Kesinlikle. olmuş. Bir o, bak bir o, herkes sövse bile sana. Yani bu ülkedeki en büyük Tabii yavşaklar abi. 20 yıl televizyondan inmedi. Şu medya şaklabanları. Bu adamlar nasıl izletti kendini? Nefret ediyor herkes. Kim izliyor bu adamları? Adam bir şekilde kendini izletiyor. İnsan merak ediyor günün sonunda. O yüzden nefret objesi olsa da, öyle demiyorum şu anda ama nefret objesi olsa dahi bu psikolojiden dolayı gider en büyük düşmanları bile izler. Bu yönden Abi iyi. Bahar Feyzan diye bir kadın var. Çok da böyle tasvip ettiğim bir kadın değildir yani fikirlerini. O bile dedi ki yani bütün millet kusmuş, kustu oraya. Kusmaya gelmiş. Bağırıp çağırmaya gelmiş adama. Ama çok linç diyorum ya, çok şişirildi. Evet. Ve Evet. hani bir de şu var, komplo teorileriyle çok büyük paranoya tetikleniyor. Yani işte iktidara Hı. çalışıyor, oradan para alıyor, oraya Evet, gidiyor. evet. Bunun sonu iyi değil yani. Bu 80'lerdeki gibi aslında cinayetlere kadar yol açacak bir psikolojidir. İşte Çünkü biz bu de vazife programdan ediyoruz. sonra abi bence onlar birazcık sesi kesecekler artık gibime geliyor. Ama yine 4-5 yerde Hayır kesildiği be yere ya. Bak takılıp gene oraları. yayınlandığı gün, Taha Bey yayınlandığı gün gene 2-3 tane gol yediği kısımlar paylaşılacak. Tabii Hatta bütün haber oralar yine. kanallarında Oralar olacak aynı zaten. terane devam edecek. Hiç şüpheniz olmasın bundan. Ama ben Aynı en çok terane. Bak alkış görürsün. alan siyasetçi olarak açık mikrofon için söylüyorum. Bu programı gördüm yani.
Erlik Bey, siz bu pazar günkü İnce'nin Space yayınına katılacak mısınız? Bakalım. Bilemiyorum. Şu an söz veremem sana. Pazar ne yapacağım bilmiyorum. Yusuf Bey? Bana çok güzel bir mesaj gelmişti. Abi, sizi yıkamayan ok troller Muharrem İnce'nin kimyasını bozmuştu diye. Jao yıktılar ama ok troller. Ya Jao yıktılar ama biz ayaktayız abi. Ama Muharrem İnce'nin kimyasını aşırı derecede bozdu adam. Evet, aynısı yaptı bu arada. Jao da aynısını yaptı. Aynısını. Bütün trollerle tek hepsiyle hepsiyle uğraşmaya çalıştı. Aynı şeye düştü hataya. Yusuf Bey, orada biraz sanırım şöyle bir zafiyet de var. Sayın İnce'nin bir CHP zafiyeti var. CHP'den bir söylem veya o taraftan bir şey olunca normal dışarıdan söyleyene göre çok daha fazla etkileniyor gibi geliyor bana. Abi, ben olmaması lazım işte ya. Sen Cumhurbaşkanı adayısın. Ben insanım diyor da ben insan olarak bakmıyorum sana. Sana Cumhurbaşkanı adayı olarak bakıyorum. Burhan, bak, Joseph'in dediği doğru, şöyle bir şey var. Bugün Ali Babacan'a, Davutoğlu'na AK Parti tarafından ne saldırılar oldu? Cevap gördün mü? Yok. Hayır. Bir dakika. Erlik Bey, siz konuşanı Burak'ı mı zannettiniz? Ben sadece Burak'ı görüyorum hareket eden. Şundan dolayı Burak'ın benim taklidimi yapıyor. Birebir sesimizi benzetiyorlardı. Ondan mı karıştırdınız diye. Sorsun, ben yok şeye bak, ekrandaki şeye bakıyorum. Takılıyor olabilir ekran. Bak, diğer tarafta yine İyi Parti, Meral Akşener ve Ümit Özdağ var. MHP'den bu kadar şey gelmesine rağmen, saldırı gelmesine rağmen, yüz göz oldular mı, cevap verdiler mi? Hayır. Çünkü hitap etmeye çalıştıkları kitle benzer. Şimdi bu insanlar buna düşmüyorsa burada bir politika var bunun arkasında, değil mi? Ümit Özdağ mesela çok eleştirildi. MHP niye bir şey demiyor? Niye işte sürekli love gidiyor onlara karşı diye. Aynı psikolojidir. Cevabını verirsin ama uzatmazsın. Bence hata orada yatıyor. Ya Muharrem İnce çok duygusal bence. O yüzden böyle bir şey yaşanıyor ya. Yani mantıklı davranmak yerine daha fazla duygusal davranıyor. Bu aynen, çok doğru. Bugünkü açıklamasında bile şey dedi. Eski dostlarımın bunların peşine takılmasına üzülüyorum dedi. Bu işte FETÖ'cülerin paylaşımlarının arkasına takılmalarına çok üzülüyorum dedi. Eski dostlarımın dedi. Abi yani, üzmeyin şu adamı be. Vallahi. Abi ya, hayır, sadece basın danışmanları eksik, bu kadar. Abi, gerçekten şimdi CHP'lilerle uğraşıyor. Haftaya bir de Zafer Partililerle uğraşmak zorunda kalacak Muharrem İnce. Bir eksikti ha. Ümit Özdağ. Ben onu soracaktım çok... Yusuf Bey size. Bir açıklar mısınız? Onu bir tweet attınız abi, sanırım. Abi, hiç söyledi ama off the record söyleme ihtimali var. O yüzden onu söylemeyeceğim, ne olur ne olmaz. Çok ağır konuştu. Biz hatta şey dedik ya, hani klasik Meral Akşener hakkında yaptığı yorumlar oluyor ya işte. Ona benzer bir yorumdu. Biz dedik ihtimal vermedik. Görürsünüz dedi. Ben sonra düşünüyorum. Şu an kafam da yerinde değil. Murat'ın videosunda mı söyledi bunu yoksa kamera arkasında mı söyledi? O yüzden bunu söylemeyeceğim. Bence haftayı bekleyin abi. Murat da özellikle zaten Muharrem İnce bölümünü videonun en başına koydu. Muharrem İnce çok ağır bir şekilde eleştiriyor. Ben en düşünü söylüyorum. Ben gitsin oyun parkında oynasın diyor. En düşünü. Yusuf Bey, bugün Sinan Oğan Bey şeye gelecek. Genel merkeze gelecek. Yani bu görüşmeden sonra off the record yapabilir mi sizce? Sinan Oğan geçen gün televizyon programında şeyde yapmadı mı zaten ya, Muharrem İnce? Bir dakika, şimdi bu başka bir şey. Oyun parkında oynasın demesi bambaşka bir levele taşır o işi. 2018'de HDP ile görüşmesine de geçen programda bayağı değindi Sinan o anda. Ya arkadaşlar, siz bu işleri pek yakından takip etmeseniz de bunların ikisi zaten özel şeylerini sürekli birbirlerine sallıyorlardı. İttifak yapacakları dönemlerde de. Ve bu duyuluyordu, bunu saklamıyorlardı yani. Kulağına gidecek şekilde konuşuyorlardı ulu orta. Yani birbirlerine sürekli sallıyordu onlar zaten. Şaşırmış şeyine girmeyin yani. Yok, o muhakkak öyle de bir YouTube yayınında bunu ifade etmesi başka bir mesaj anlamına da gelir. Ama bu Ümit Özdağ'ı düşürür ki, bu Muharrem İnce'yi düşürmez yani. Zaten Ümit Özdağ her ağzını açtığında yerlerde yani. Aa, Baturay'ı alsanız bugün. Ya abi şimdi onu söyleyecektim. Baturay gelmiş. Hayret ettim, Baturay konuşmak istiyormuş. Gelsin bakayım. Dünyanın en güzel Kılıçdaroğlu şakasıyla. Ben de görünmüyor şu an ama. Ben çok gülmüştüm. Çok tatlı bir espriydi. Erdoğan'ım, sizde gözüküyor mu? Kim gözüküyor mu? Baturay. Dediniz ya. Baturay Bey, istek gönderebilir misiniz?
Bir çiçeği almamız lazım ama aşağı. Bir müsaade eder misiniz? Metin Bey çıkmıştı galiba. Metin bu ne biliyor musun? Ben mi indirim? Biliyor musun? Beni gönderecekler. Metin önden kovdu. Hayda. Yusuf Bey, bana sürekli bu arada mesajlar geliyor. Diyorlar ki pazar günü saat 9'da İnce'nin yayına bu ekipte gelsin diyorlar, siz de kastederek. Ben gelmek gelirim. İster misiniz? Ben gelirim. Sorun olmaz. Akşam Reis, sizden bir videolu şimdi soru bekliyordum ben. İnce'ye hiç gelmedi. Yapacaktım da dedim Ramazan'dan sonra görüşeceğiz zaten. Orada. Ama İnce'nin var ya görme, sizin yerinize İnce yaptırayız. Bu mesela arada videolu soru varmış. Kim gönderdi soru onu? Kim? Yok ya, öyle bir şey yoktu. Ha neydi ya? Solcu gazete. Videolu soru yok. Bir soru sordu. İnce genelde şöyle yapıyor mesela. Bir soru geldi. İki nolu videoyu açabilir miyiz dedi. İnce videolu cevap verdi. Ha tamam. Okay. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim müsaadenizle. Bu şeyden sonra az önce de söyledim. Pazar günkü yayından sonra Pazartesi Baba TV yayınlanacak büyük ihtimal. Pazartesi günkü yayından sonra da genel başkan da almış olacağız zaten. Yavaş yavaş hani kadro tanıtımı açısından genel başkan yardımcılarını da alacağız yayına. İpek Hanım, Nurdan Hanım, Kayan Bey falan o şekilde devam edecek yani. Ben Tabi'yi davet ettim. Katılacağını söyledi. Erlik abi de davet ettim az önce. O da katılacak büyük ihtimal. Yusuf Bey, siz de katılmak isterseniz buyurun. Uğur abi, tamam ben Yusuf'u göndereceğim. Gelecek. Baturay alsanız oğlum gelmiyor mu? Yok ya, görünmüyor ki. Görünmüyor. Abi bana bir yardımcı bir şey verin. Ben alayım, ben görüyorum. Ona verin, doğru yani diyor. Doğru şey ya. Merak etti. Bir defa beni de dinledi. Bakayım ne diyecek. Evet abi, kudurdum meraktan. Yani ne diyecek acaba? Kılıçdaroğlu aday olmasın. Erva Hanım'ı hemen kovaladık oradan. Erva yine Hanım ses vermiyordu mı? Çünkü. Taha Bey, gönderdim yardımcı isteğini. Yine ilk harika kadın, abi. İlk şimdi tek eksiğimiz ne biliyor musun? Ben bunu nasıl davet ediyorum? Üstüne bas. Oradan sonra şey geliyor. Davet seçeneği geliyor. Aa, gitti mi lan? Biz bu space'in kaşarıyız ya. Bana sor, ben söyleyeyim sana. Hayda. Reis. Erlik, o az önce yaptığınız yoruma ben katılıyorum. Bayağı öncesinde bu saldırılar başladığında ulaşabildiğim ulaşabildiğim kadar kişiye ulaşıp ifade etmeye de çalıştım. Bu klasik bir saldırı türü. Enerjisini ve vaktini bu çamura çekerek, yani kendini savunmaya zorlayarak o yükselişini durdurmaya yönelik yapılacak bir hareket. Yani cevap kısaca verilir ama normal o atak haline, gönderdim. Çünkü en büyük sıçramasını peki. Bu sosyal medyadaki yapıyı belli bir yaş üzerindeki adamı anlatamaz. Dönen geyiği anlamaz, ciddi sanır. Böyle her şey uzun uzun cevap yazar. Özgür Demirtaş gibi abi, bak en iyi örneği. En iyi örneği, adama şey diyorlar. Sen önce kardeş çıkar. Bak kardeşim, benim herhangi bir abim veya kardeşim yok. Abi hiç gelirdi o da. İlgilenmiyor falan. Uzun uzun açıklıyor, anladın mı? Millet her defa uzatıyor. Çünkü komik oluyor. Bela falan okuyor. Allah belanı versin falan diyor. Ben orada çok özür dilerim. Baturay gönderdim kankacığım. Bak ben orada abi anırdım. O tweet'i gördüm ya, evde anırdım. Ben de altıma suçum dedim, ciddi olamaz ya. Yani. Büyük falandır. Buraya ne biliyor musun? O çaresizliğin dışa vurumu. Artık yani Allah belanı versin, yeter artık lafı. Onun altında da şey yazıyordu. İki don, iki aktif göndersene. Yok yok, şey o çocuk onu yazan gurme troll bu arada. Yazıyor bunu, kurdurtuyor ondan sonra. Üsluba bakar mısınız diye. Ne yapıyoruz ya? Özgür Demirtaş'a. Özgür de sürekli Twitter'da bu arada. Sürekli kendi ismine bakıyor. Böyle dalga geçtiğiniz zaman anında engelliyorsunuz. Anında. Beni engelledi. Burada engellenmeyen var mı ki? Beni engellemedim. Beni de engellemedi abi. Biz iyi anlaşıyoruz. Allah Allah. Kabul ediyorum, konuşmacı olamıyorum diyor. Biriniz engellediniz abi, mi? Abi çık gir. Odadan çık gir Baturay. Ben öyle yapıyor bazen. Biz anlamadım. DM'iniz var mı? Konuşmuşluğunuz var mı? DM'inden daveti atarsan. Buradan çıkıp oradan girerse o zaman çalışıyor. Ya Erlik Bey yardımcı alsak çözülecekti iş aslında. Allah doğru diyor. Benim niye olmadığı zaman. Erlik Bey buradan tarif edeceğiniz direktman geçseydi. Kulağı tersten tutuyoruz.
Yok benim o da değil, alışkın değilim ben. Şey ha, alo, ben hiç alışkın değilim Space'e. Merhaba. Ha geldi. Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi ben yaklaşık 25 dakikadır dinliyorum. Öncesinde ne konuşuyoruz, ne zamandır devam ediyor, ne için açtığımız bilmiyorum Space'i de. Burası Muharrem İncecilerin yeri mi öncelikle? Onu bir öğrenmem lazım. Çoğunluk öyle abi. Gel abi. Çoğunluk öyle mi? Okey, tamam. Şöyle Baturay Bey, ben özetleyeyim durumu. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar abi. Biz girdik, bizi şimdi ikna edip saflarını çekmeye çalışıyorlar. Anladım. Biz açtığımız odalarda yani ağırlıklı olarak İnce Bey'i destekleyen insanlarız ama her görüşten katılımcıya söz hakkı veriyoruz. Sözünü kesmiyoruz. Zıt görüşte de olsa kendini ifade etmesini istiyoruz. Karşılıklı argümanlarımızı sunuyoruz. Hatta yukarıya çıkan anladım. Her bir insana ne diyorsun Meral'e diye soruyoruz abi. Abi onun cevabını bu sene veremezsiniz büyük ihtimalle de. Ama Muharrem İnce'nin bu Oğuzhan Uğur teaser ile alakalı konuştuğumuzu yakaladım. Hani ben de teaser izledim. Bölüm Taha paylaşmıştı herhalde. Çok uzun sürdü. Fikrim değişti demişti. Onu da gördüm. Ama o Muharrem İnce ile alakalı olan konular son 3 aylık 5 aylık konular değil. Evet. Yani onu geç geçmemek lazım. Yani şu son dönemde olan şeylerden dolayı değil. Şu an bir karalama var mı? Elbette var. Bana da yaptılar. İsim vermeden şaka yaptım ben. Bana da yaptılar. Herkese laf söylüyordum. Bir tek onlar yaptı. Kimse bir şey yapmadı başka. Ama önemli değil. Yani oradaki asıl mesele düşmanlar onlar değil. Hani Muharrem İnceciler için söylüyorum. Hani asıl düşmanlar onlar değil. Asıl katmanız gerekenler sizin saflarınıza eski sevgililer. Orada yanlış bir oyun var. Yani orada duygusal kararlar alındığını düşünüyorum ben. Mesele bundan daha büyük bence. Diyeceklerim bu kadar. Biraz karışık mı oldu? Daha açık konuşamam çünkü. Yok abi, eski sevgililer anladım ben. Evet. Ya eski sevgili deyince benim aklıma pembe jip geldi. Eyvallah. Kara sevdaya tutulmuş bunlar. Laf anlatılmıyor. Başkasını görmüyor bunları. Sabah 8'de eski sevgili deyince bir telefon rehberine bakasın geldi. Ve açıkçası eğer mert bir insansan eski sevgilin hakkında kötü konuşmazsın. Ne yaşamışsan yaşa. Zaten o susanlar bir şey söylemek isteyip söyleyemeyenler de onlardan oluşuyor. Doğru doğru. Delikanlı adam kapatır, olanı siler ve unutur. İçinde yaşar. Baturay Bey, siz bir yere mesaj mı vermeye çalışıyorsunuz? Abi bilmiyorum. Başarılık yaptıysa ben konuşurum bu arada. Hayır, bak Burhan, Ali Türkşen'le yayındayız. Ali Türkşen'i biliyorsunuz, komutanı. Neredeyse yani sinirden ağlayacaktı ama dedi susuyorum dedi. Yani benim ömrümün yarısı gitti. Yine bir şey demiyorum dedi. Göreceğiz dedi. Sabredeceğiz dedi. Onu demek istiyor Baturay. Hayır, ben şunu demek istiyorum. Evet, onu demek istiyorum. Ayrıyetten şu, ya bilmiyorum ne minimalde söyledi. Onu da dinlemediğim için oradayım. Yok, senin dediğin tiplere tepki vermesi gerekiyor. Ömrünün yarısı bunlardan gitti ama işte daha büyük bir sıkıntı olduğu için bir şey demiyorum. Dişimi sıkıyorum dedi. Yani açıkçası evet o. Orada yakalanamayan, saatlerce yapılan yayınlarda yakalanamayan duygu durumu bu hafta da açık mikrofona çıkabilir. Önümüzdeki hafta tekrar Candaş'a çıkabilir. Hepsine çıkabilir. Milyonlar izlenebilir videolara. Danslar edilebilir. TikTok'ta milyonlar parçalanabilir. Ama mesele orada değil o. O iş orada değil. O iş çok basit bir mesele aslında. Makul insanlar için. Ben şey... Abi sen gelince o da bir entel Feridun'a dönüştü, ben anlamadım. Çok özür dilerim arkadaşlar. Efkarlandım ya. Net anlatıyor da sizin anlayasınız yok memleketçiler. Yok yok, anlamıyorsun adam, adam daha ne diyecek Burak? Benim yani işime ben gelmiyor, bunun, goy goya vuruyor. Bak ben bunun sahnede anlattığım versiyonunu paylaşmamak için elimi çok zor tutuyorum kendime. Yani ben şu an bugün Bursa gösterisinden geldim. Salon yıkıldı. Daha önce de yaptım Ankara'da, salon yıkıldı. İzmir'de yaptım, yıkıldı. Ben yayınlamıyorum bunu. Yayınlamayacağım da. Niye yayınlamıyorsun abi? Tabii ki komedyen de şaka yapabilir. Tabii ki komedyen de özgürdür. Ne yaptı? Yanıtı kayıyordunuz. Burak'a çıkarımına şimdi kardeşim.
Ya diyeceklerim bu kadar. Kafa açtıysam özür dilerim. Hani bunu aslında bayağıdır ben de geviş getiriyorum. Kendimce bir çinko karbon vatandaş olarak kendimce geviş getiriyorum. Olayları görünce çok garip geliyor. Yani siyasi şaka yapma isteğim yok benim artık. Eskisi kadar. Baturay abi sen en son siyasi şakanda galiba ya aday olmayacak bir kişi var. Sormayın abi diyen abisinden ben çok evet, takip etmiyorum gün. Oyun. Evet. Abi ondan sonra da mı bu siyasi şaka yapmayasın geldi. O bir tepki aldım ama merakımdan soruyorum. Ya, İyisin değil mi? Bir sorun yok. İyiyim ya bana ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana bir şey olmaz. O kadar söyleyeyim. Abi şey Kılıçdaroğlu orada bir 5 puan kaybetti galiba ya. Gülben Ergen değil miydi o ya? Bilmiyorum. Gülben Ergen şey nasıl, olabilir. Şey nasıl? Reaksiyonlar nasıl yeni şeylerde, gösterilerde? Şimdi, ne demek istediğimi anladın mı? Hangi konuda daha iyi reaksiyon veriyorsun? Konu şu, yorgun insanlar. Çok yorgunlar. Değil mi? Depremden sonra özellikle çok yorgunlar. Ve hiçbir şekilde orada değil kafaları. İstedikleri kadar kampanya yapsın insanlar. Mesele şey, mesele evet, başka. Evet. Yani istedikleri kadar insanlar bunu konuşsun. Bak kaç gün var seçimi? 30 gün mü? Ben 32 yaşındayım arkadaşlar. 30, bak 32 yaşındayım. Seçimi 29 gün kala bu kadar az siyaset olduğunu hiç görmedim. Düşünün, var mı? Düşünün de. Ya yok, ben de görmedim. Şey bile, Tayyip Erdoğan'ın Siirt'ten aday olduğu zaman. Siirt'ten aday yapıldı ya Tayyip Erdoğan. Orada başbakan olamıyordu. O zaman bile daha heyecanlıydı ona bir ay kala. Bilmiyorum. Abi yani ülkenin gündemi aslında gerçekten siyaset değil ama bu yani masadaki deprem gerçek depremin önüne geçti. Sen o de yüzden, ondan bahsediyorsun. Herkesin kafası dolu ama biz de bu şeyden artık kurtulmak istiyoruz. Yani buradaki geçirdiğimiz vakitler sabahın 8'inde bunları konuşuyor olmamızın sebebi hepimizin ortak kaygıları. Ya hakkımızda hayırlısı olsun demekten başka da şeyimiz yok. Sadece derdimiz var. Ben şunu söyleyeyim. Bu kadar şey konuştum. Neden konuştum? Bence daha az Muharrem İnce, daha az Kılıçdaroğlu, daha az Recep Tayyip Erdoğan konuşursak herkes istediğini alacak. Abi Sinan Oğancı mısın yani? Ne alakası yok abi var, tamam Allah aşkına ya. Ne alakası var? Ümit Özdağ gösterime geldi beni bu arada. Nasıl geçti abi biraz bir anlatsana. O yüzden. Baba nerede? Tabii ki o yüzden. Ümit Özdağ yüzünden. Tabii canım. Bir konuşmamız lazım. Baba nerede? Ya geldi. Abi geldi. Peki. Her şey çok güldü. Dedim Ümit Bey evet, çok gülüyor. Ben de onu soracağım. Ben gülerim dedim. Eyvallah dedim. Ne diyeyim ben? Bir şey demedim. Ben gülerim de dedi. O gülemez dedi. O'yu ben söylemeyeyim. Orada bombayı bıraktı. Herkesin ortasına. Ben elimde mikrofon geçiştirdim. Evet. Peki Atatürk hakkındaki şakalarını da beğendi mi Ümit Bey? Atatürk hakkında ne şakam var benim? Şey Doğu Perinçek beğenmemiş ya. Aa ya abi soruyu resmen böyle A habere gelmişim gibi sormam müthiş oldu bu arada yani. Alakasız bir yerden çektim. Bilmiyorum ya beğeniyor herhalde. Anlamıyorum ben çok ilgilenmiyorum mesela onunla da. Mesela İtalya'daki siyaseti de takip etmiyorum ben. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sağ ol. Siz olaya biraz İtalyan kaldınız. Çok özür dilerim hepinizin muhabbetine. Eğer geyikse ben geyiğe döneyim. Estağfurullah. Ben yılda bu kadar space'de konuşabiliyorum zaten. Bu tayfa geyiğe dönemiyor ya. Abi biz geyikteydik aslında. Ne olduysa bir anda böyle yok ben biri de imzayı sordu. Yok bir şey. Siz sordunuz. Benim öyle bir sıkıntım var. Nereye gitsen artık olay aşırı ciddileşiyor. Öyle bir geyik yapmaya giriyorsun. Ortam abi, şey demek. Buradan meclisi. Memleket partileri şey demek lazım. Bu imza günü yaptığınız en büyük hatayı söylüyorum. Bir Discord grubu açıp link atacaktınız. Arkadaşlar. Onu nasıl yapmadınız ya? Burhan anlat sana soruyor. Bana mı soruyor? Ne gülüyorsun? Anlatsana. Para alırken iyi Burhan. Konuş. Ya bir saatte toplardınız. Discord linkini organize etmeniz lazımdı. Madem bu kadar önemli. Ben şu an mesela. Ben şu an Kemal Bey'in rulosunu hazırlıyorum. O yüzden cevap veremiyorum. Bir şey söyleyeyim bu konuda. Dünyanın en kötü senaristi olabilir o şey. Biz dörtünle bilerek yaptık olayı vardı ya. Evet. Niye abi biliyor musun? Senaryo yazımında şey var, tamam bilir.
Böyle önceden planlamadığın bir şey, baktım plato oluşuyor. Sonradan bir flashback eklersin, dersin ki abi biz bunu önceden planlamıştık zaten. Çapraz kurgu yaptı reis orada. Çapraz'dan ekledi dedi. Biz bunu zaten planlamıştık ama. Aynen. Yersen. Abi Babala programında da öyle oldu. En öndeyiz. Birinci part bitmiş. Böyle bir şeyler söylemişiz. Abi şuradan bak buradan. Abi gözünüzü seveyim falan. Öne bir oturduk. Çıkıyor böyle tam bir şey söyleyecek. Böyle oluyorsun bak. Abi deme deme onu deme öyle de dedi. Bir şeye döndüm abi. Milli maçlarda Rüştü'yü almıştık ya 2008'de. Son Volkan gittiği için mecburuz almıştık. Rüştü her çıktığında böyle biz izleyici olarak kuduruyorduk böyle. Aman yapma aman abi aman evet. Rüştü. Sen de şey... Edu. Şey Edu. Oldu böyle Madara deme Madara deme dedi. 2008 Edu daha iyi değil mi ya? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe'sindeki Edu. Ay bunu söyleme ya. 4 tane kendi kalesine gol atmıştı. Çeyrek finale çıktığında Fenerbahçe'ye. Hatırlıyor musunuz? 2 gole de sebebiyet vermişti. Futbolda evet. Orada kalmış olamazsın. Bu ben kadar kötü bir şey olamaz. Bunu neden hatırlattın ya? Bir Fenerbahçeli nerede kalabilirse orada kalmış. Kusura bakmayın. Pardon kanka. Ben Galatasaraylı olduğum için. Burada Fenerbahçeliler beni çok iyi anlıyordur. Biz oradayız hala. Kusura bakmayın yani. Biz oranın ötesinde ne yazık ki geçemedik hala. Peki Chelsea maçında David'in kendi kalesine gol atıp sonra diğer kaleye gol atması. O güzel bir hikaye olabilirdi işte. Ama işte öteki tarafa gidince öyle olmadı. Evet. Fenerbahçe peki bugünkü Zayn'ı kullanıyor. Bu muhabbetin gideceği yeri söyleyeyimse bu erkek muhabbetidir. Siyaset, futbol en son gidecek yer pek iyi bir yer değil. Bellidir. Yok yani. Abi rakı içmiyoruz. Rakı içiyor olsaydı dediğin doğru da. Bütün suçlu rakı. Evet. Batura'ya biraz daha izleyelim. Bu arada Erli'nin kendisi çekti. Rüştü muhabbetini kendi açtı. Evet bak, aynen. Bu adama çok dikkat edin. Bu adamın videoları da böyle. Abi gizli Ümit Özdağ ya. Bakın Erli size ben bir Erlik deşifresi yaparım. Görürsünüz. Bu adamın videoları da böyle. Bu adamın bir narratifi var. Çok tehlikeli bir narratif. Çok güzel geliyor oraya. Ben onu görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Yine yaptı. Kendi başlattı. Kendi söylememiş gibi yaptı. Batura'yı bir daha almayın yayına. Abi Gladio çıktı mı ya? Hadi lan. Yok, abi niye ben öyle... kaçıyorum. Öpüyorum hepinizi. Niye öyle diyor biliyor musunuz? Batura'yı niye böyle diyor biliyor musunuz? Bunlar set hazırlıyor. Bunların setleri vardır böyle. Sette her zaman kuruluş işte... Ondan sonra da payoff. O yüzden kafası hep oraya çalışıyor. Neyi kuruyor, neyi ödetecek sonra diye. Matematiği onun. Tabii abi herkese günaydın. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Aynen. Tabii neyse. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Eyvallah. Hadi mantıklı bekliyoruz abi. Gelecek. Hadi bakalım. Batur abi. Seninle ilgili benim... Bir arkadaşımın çok kötü bir yorumu var. Hadi bakalım. Ben memleketteyken... Bin kişiyle bunu dinleyeceğim şu an. Evet. Ben memleketteyken senin ilk biletini 165 liraya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. 165 lira bu arada ortalama bir biletti sanırım. Sonra Ankara'da o gösteriyi ebesinin nikahına koyduğun için biz gelememiştik gece dönemeyiz diye. Atalım. Evet atılım abi. Sonradan biz Çankaya'ya gelmek istediğimizde buraya ikinci kez geldiğinde hatta yeni gösterini yayınlayacaktın sanırım. 235 lira olmuştu en düşük biletin. Şimdi kardeşim ben de bir sticker yapayım. Ne yapayım şimdi? Lan ne istiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Yani biz bir öğrenci olarak gösterilerine gelemiyoruz artık Batra'ya bak. Abicim bir öğrenci olarak gösterilerine gelmediğinizi en çok ben istiyorum. Evet. O kadar diyeyim sana. Yani keşke deniyorum. Bilet firmalarıyla da konuşuyorum. Yapamıyoruz abi. Orada da ve işler çok karışık. Ankara'ya 3 kere geldin ve ben 3'üne de gelemediğim için oturup ağladım. Bana yazsana DM'den. Ağladı mı boş ver. Şimdi bana DM'den yaz. Bu adam var ya yani. Adamın gösterisine gidecektim. Birebir muhatapsın. Anlatırsın arkadaşlar. Ya, yazdım abi. Burada da şöyle bir durum var. Ankara'da çok komik bir şey var arkadaşlar. Açık hava tiyatrosu yok. Ankara'dan. İlginç yani. Evet.
kötü bir Çok durum olur. ilginç. Yani ben çok şaşırıyorum. Yani hatta böyle daha küçük illerin iki tane falan var. Açık hava tiyatrosu. Ankara soğuk diye bu es geçilmiş. Neyse, o Çankaya güzel oldu en azından, merkezi bir yer olduğu için, Tamam. yani artık hava olmasa da. Orada yapıyorum. Şimdi Aslı yapıyorum. Yani bu son bir Çankaya. Aslı bilirsiniz, Ankara Sanat Tiyatrosu. Çok eski bir Evet, tiyatro. evet. Rutkay Azizler'in falan filan. Onlar pandemide bir zorlandı. Bilkent'e taşındılar. Mahir abiyle konuştuk. Burada yapar mısın? Da orada yapıyorum Ankara'da artık. Tam oraya geliriz o zaman. Erlik Bey, bakın o imzanın 4 günde olduğunu söyleyen Ozan arkadaş geldi. Ozan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Aynı uyandım da. Konu yine imzaya evrildi abi ya. Al buradan Ama asla adam bizim çıkamayacağım. yanındaki bir Daha dedi numaralı adamı. gel geyik yapıyoruz selam ver dedi. Girdi kendi kaçtı. Oğlum bunların hepsi böyle işte. Ya o değil. Sabah 4'ten beri geyiğe dönme gayretimiz var. Dönemedik. İşte Baturay da onu diyor oğlum. Biraz diyor geyik yapın. Salın siyaseti. Yani Abi Baturay abiden de bir şey alamadık. Böyle bir girse belki gireceğiz de. oğlum daha ne O da böyle yapayım? çok çekincen. Abi bilmiyorum abi sen ne yapacaksın bilmiyorum. Sen yapacaksın artık. Biz arkandayız abi ama çok uzakta. En dipte. Sen git önde. Şimdi bir arkadaş geldi. Bir konuşmanın üstüne geldi o, değil mi? 4 günde imza mı? O muhabbet için onun başındaki arkadaş mı geldi? Evet, Evet, onu Baturay anlatsın Bey. diye çağırdık şimdi. WhatsApp'tan yazdım ben, bizim Yani savunma İnce'nin diye bir o zaman numaralı çıkamadı. adamı şu anda. Yanında takılıyor sürekli. Öyle mi? Evet. Siz gelmeden Buyur önce Ozan bu Bey. konu hakkında bazı fikirler vardı da Ozan Bey. Onu tartıştılar. Orada size bir söz hakkı şu şekilde doğdu. Ya 4 günde toplanamaması planlı mıydı, değil miydi? Bu çok inandırıcı değil dendi. Siz yokken. Ben demedim. Ben de sizi dinliyordum. Öyle dendi. Yo, ben Erlik şahidim, Baturay Bey söyledi Ozan Bey. Ben de öyle duydum. Baturay Ya abi senin abi açıklamadığın bir şey var abi. Bu Kılıçdaroğlu şakasından sonra bir şeyler olmuş abi. Ben o vibe'ı alamıyorum artık. Bir şeyler ne yaptılar söyle bak abi biz bizeyiz valla. çıktın Kılıçdaroğlu'ndan? Ben Kılıçdaroğlu'yla ilgili şaka yapmadım. Siz o şakadaki Özden'in Kılıçdaroğlu olduğunu anladınız arkadaşlar. Türkçen her zaman biri zayıf mıydı Burak? Abi ben konuşmadım ya. Burak'ın mikrofonu sürekli açık gözüküyor. Kim konuşursa konuşursun Burak, Burak. oğlum senin mikrofon sürekli yayılım yapıyor. O yüzden kim Abi konuşursa konuşsun bütün suç senin üzerine. Yani bunu cimer altı üzerine üstü direkt seni altı alıyor. üstü bir altı üstü bir yayına davet ettik diye bana niye bilendin Vallahi yok. Seninle bir derdim yok da bakalım. Evet Ozan Bey, Baturay Bey'in iddialarına cevap verin lütfen. Yani hayır benim iddiam değil. Tabii ki de tabii ki. Ozan'ın afyonu Yapmaz. patlamadı daha ya. Ben daha yeni uyandım da Baturay Bey DM bakabilir Uzanın dört bin ihtiyacı var isterse aslında. oradan. Ozan DM'den Adeniz tehdit ediyor büyük diyemedi ihtimalle artık. Baturay abi. Yok Abi yok benim biz. bir kere öyle bir param yok öncelikle. Bakıyorum. Abi. DM'den bakarsanız daha. Bu sadece bizim ekibin aradıkları. 20 bin kişi var da burada. 18 bini falan telefonu açmıştır. Burak'ın da gelmişti zaten aramaya bir ara. Ben DM'deyim. Şu an DM'de bilmediğim bir yer var mı? İstekler dışından. Ya Twitter'a çok hakim değilim de. Bende bir şey gözükmüyor şu an. Eğer çok fazla vatandaşı yazıyorsan o zaman profilin şeyi düşüyor renki. O zaman spam'e Ha, düşüyorsun. ben de popüler biri olduğum için çıkmamıştır. Özür dilerim. Böyle kendi kendine şey yapsa. Gelmedi bana yani. Şu an. Şimdi ben yolladım. Benden çıktı. Sorun Elon Musk'ta yani. Bende değil şu an. Mail verebilirim. Bir faksla Efendim? dene. Tamam, mail de olur. Siz bana bir DM atın isterseniz. Bir daha da Tamam. öyle deneyelim. Ha, adama listeyi atınca ne ispatlanacak? Onun o derdi anlayamadım ben. Abi zaten şimdi şöyle söyleyeyim yani. Çıktı var orada. Hepsi böyle kaç 400 sayfalık bir çıktı var. Hepsi de yani böyle eğildi büküldü yani tamamıyla. Burada bütün illerin şeyi var. Biz mesela Kütahya'yı aradık. Osmaniye, ben direkt kendimi söyleyeyim. Osmaniye, Iğdır, Tunceli, Van. Bunların hepsini ben aradım. Direkt ben. Kendi Tunceli'den telefonumla kaç imza aramıştım. çıktınız lan? Efendim? Tunceli'den kaç imza çıktı?
6-7 benim üstüm başarım 15 mi ne oldu? 15 yani, tane imza attım falan. Abi hangi ayrı? %100'den daha fazla bir artış var abi yani. Zaten kaç 20 tane mi 30 tane mi ne data vardı Tunceli'den? 15 imza ne ya? Devlet Bahçeli'den Tunceli'den. Benim iddiam şuydu. Benim söylediğim şey şu değildi. Orada çarpıtılı. Benim dediğim şey şuydu. Discord açılıp niye link yapılmadı bu? Olmuyor muydu bu? Gençlere oynanıyor ya. Bir günde toplardı o oyu, o imzayı. Ya bir rehavet vardı tabii ki de daha öncesinde. Yani hiç kimsenin taşın altına tam sokmamış gibi duruyordu da. Azamlıkla abi ben Discord'dan gemi kaldırdı. O adam doğru diyor. Ya Discord'dan bir link paylaşsanız size şöyle söyleyeyim. Bunu Gangnam Style'da yaşadı dünya. Çok saçma bir şeyle karşılaşabilirdiniz yani. Abi valla ben emindim yani. 1 saatte, 2 saatte, 5 saatte falan toplanacağını. Öyle bir furya vardı ben yani. Ben de emindim ya ona. Kuşak araştırmalarını okumanız lazım o zaman. Herkes siyaset yapıyor ama kuşak araştırması okumuyor. Z, alfa bu kuşakları bir call to action'a çağırmak inandırsanız bile kolay değil yani. Kolaylık çağındayız. Bunları böyle ikna edemezsin. Olmuyor. Kimse okumuyor. Herkes gençler hakkında oy toplamak istiyor ama gençleri tanımıyorlar. Bilmiyorlar. Hareketlerini öğrenmiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Bir de 2018'den sonra ya daha da bir totaliter rejime evrildi yani Türkiye kim ne derse desin. Millet korkuyor yani. Bir hiç çevirme. Baturay çok güzel özetledi. Beklemediğim netlikte bir tespitte bulundu. Evet. Mükemmel bir tespitti ya. Bunu hangi elini vicdanına koy? Hangi pazarcı PR arkadaşından öğrendin bunu? PR'cı arkadaşlar. Bunu sen düşünmedin. Bunu sana ben söyledim. Ben uluslararası ilişkiler falan okumuş herhalde. İçimde onu getiriyorum abi, yani. Kesin dediler ki sana abi biz işte biletlere yönlendirirken Z kuşağını yönlendiremiyoruz. Yani aslında bütün mesele o. Ya ben komedyenim tabii ki. İşim şaka yapmak ama ben anlattığım şeyler samimi ve gerçekçi olmasa, karşı tarafı çok iyi anlıyor olmasam yani bir tane video yolladım alt tarafı YouTube çöplüğüne. Bir sene boyunca kapalı gişe oynayamazdım. Şey için söylemiyorum bunu. Bitersin. Bu iş böyledir yani. One Hit Star diye bir şey var. Öncesinde ben bunlarla çok ilgilendim. Ben Bilkent İşletme mezunu bu arada. Ama yani tabii reklamcılıkla falan çok ilgilendim. İletişimle çok ilgilendim. Senin YouTube'daki o gösterin hakikaten benim bu kadar sürprize uğrayıp hani YouTube'da tıklayıp da hani belli bir kalite standardı vardır ya. Sürpriz son 4-5 senedeki tek olay olabilir içerik olarak. Hazır ol o zaman. Temmuz'da geliyor öbürü. Geliyor. Ben Baturay geliyorum. Hayır yani. Temmuz'daki gerçekten şu an hazır. Ve hani şey zor tutuyorum yani. Yayınlayacağım ama yayınlamayayım. Şu seçim geçsin diyorum. Beklenmedik şekilde geçersin yayınlayacak mısın? Ne? Beklenmedik şekilde geçerse seçim yine yayınlayacak mısın? Evet. Vizeme başvurdum. Yayınlayacağım ama Türkiye'den değil demen lazım. Ya şey değil abi. Ben yıllarca yaptım. İnsanlar beni tanımıyordu. Ben 10 senedir yapıyorum bu işi. Benim amacım burada ünlü olmak, tanınmak da değildi. Ben sevdiğim için yapıyordum. Parayla ilgili herkes kadar derdim var benim. Parayı bir şekilde kazanıyordum yani. Hala da öyle. Şükür yani. Benim durduğum yer, yapmak istediğim şey kendimin anlatmak istediği şeyleri anlatmak. Yararlı olabileceği. Evet. Ben sonuç olarak çekirdek ailem belli abi. Benim annem öğretmen, babam asker, amcam asker, öbür amcam asker, öbürü polis falan. Hani böyle bir aile benimki. Şey değil. Ben 8 tane il gezdim. Van, Çaldıran, Şırnak, Bitlis. Ben buralarda okudum yani. Şeyi mi yayınlayacaksın abi? Cevap Hakkı'nın devamını mı yoksa yeni bir yok, yeni şey kontak mı? 60 evet. Dakikadan uzun bir gösteri yayınlayacağım. Çok iyi olur ya. Yani yerli ve kirliyi ezberledim artık abi. Ben senin talk show'u da izleyeceğim. Ya ben şey onu da sanırım. Talk show bitirdim erlik ya. O değil abi. No. O değil benim yerim orada değil yani. O sonlandı o iş. O devam etmeyecek yani. En son seyircisiz yaptın diye mi dedin lan yeter be diye? Ya oraya gelen bir süreç var. Talk show'cu başka bir şey talk show'cu olmak. Ve sadece tek başıma değildi. Yapım da vardı orada.
yapımla alakalı sıkıntılar vardı aslında. Benle alakalı değil. Yani o işin sponsoru yok aslında farkındaysam. Abi YouTube'un şeyi öyle genel olarak aldığın geri dönüş maddi olarak şey olmadığı için mesela bunu Oğuzhan'la falan da şey yaptığım zaman da aynı muhabbet. Yani Oğuzhan'ın bu... açık mikrofon masrafının 2-3 katı benim bir bölüm masrafım. Erlik. İşte geri dönüşü de az çok biliyoruz biz. Yusuf falan da işte YouTube'da. Yani şey değil, astronomik gelebilir bu işlerden anlayan insanlar için. Ama profesyonellerle çalıştım ben her anlamda orada. Kendimce çalışabildiğim, yapımım bulduğu. Çok fazlaydı. Berkay Bey siz pazar günkü... Hiç devam etmiyor nasıl satayım. İzlediğim şey vardı YouTube'da. Neyse. Berkay Bey pazar günkü Space'e Baturay Bey'i davet ettiniz mi? Ben sanmıyorum kimle Space ama Space listeyi, olmam pazar listeyi günü. Metin Bey hazırlıyor deyip Metin Bey'e topu atayım. Metin Bey çok teşekkür ederim. Siz şey yapmadan... Gelmez gelmez. Ben herhalde bir 3-4 ay daha Space'e girmem. Erli'yi çok seviyorum. Buradaki arkadaşları çok sevdiğim için geldim. Memleket Partili birileriyle konuşmak çok istediğim için geldim. Yoksa Baturay Bey. Takip ediyorum. Baturay Bey, biz de sizi zaten pazar akşamı direkt genel başkanla konuşturacaktık ya. Ben pazar akşamı sahnem var. Çok üzgünüm İzmir'de. Abi boş ver, bu daha önemli. Doğru diyor, doğru diyor. Ben de sahneyi temizleyeceğim şey olarak. Benim de görevim var. İzmir'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak'ta. Biletler bitti ama İzmirli arkadaşlara böyle 2-3 kişi DM'den yazarsa yardımcı olurum. Baturay Bey, Baturay Bey aslında pazar günü Space yayına gelip Muharrem İnce'ye oyları bölmeyin falan deseniz ilginç olabilir. Oyları bölmeyin değil ki mesele zaten ya. O değil zaten. O argüman da yanlış. Oyları bölmeyin değil ki. Argüman daha büyük. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oylar bölünmez ki. Oylar bölünse de bölünmez ki. Bir çocuk kitabı gibi düşünmek lazım bunu. Harry Potter gibi yani. Harry Potter'da kimse bir şey bölemez orada. Belli yani. Akslar belli. Peki İzmirli arkadaşların yanında Ankaralı arkadaşlara da yardımcı olacak mısın Baturay abi? Abi olacağım. Yazın Baturay Bey. Vallahi olacağım. Evet. Şu Buğran Bey'e iki bilet, bir bilet bir şey verin de abi. Adam fanınız anladığım kadarıyla. baturayiletişim@gmail.com Yaz, yarın davetiye yollarlar. Ben Space'den tamam abi yazıyorum. Tamam. Yalnız oraya gidince de adamı darlamamış şekilde. Tamam. Yani özel davetlisiyim diye yazıyorum abi. Öyle mi yazıyorsun? Baturay tamam. Sabret. Şimdi bir şey yapamıyorum. Sen diye gel. Seni diye... Ben Space'e davet etti diye yaz oraya. Güvenliğe seni diye orada bir güzel yaptıracağım. Sen bir yer fiziksel olarak göreyim seni. Hayda. Bir de bir şey sorabilir miyim? Son soru. Konu bu olduğu için. Merak ettiğim için. Herkesten özür dileyerek. Şöyle bir şeyden de Erlik. Şeyin, iktidarın Muharrem İnce'yi desteklemesiyle alakalı komple teorisi dendi. Burada, bu Space odasında. Komple teorisi dendi, değil mi? Arkadaşlar. Erlik yani bir şey var. Evet, paranoya. Hani evet, böyle size karşı şey var diye burada kavgadan bahsederken. İnsanlar evet. Yani bu komple teorisi mi, değil mi konusunda şey yani komple teorisi çok ağır bence bu konu hakkında söylenmesi gereken şey. Paranoya doğa doğru evet. Ya burada bahsettiğimiz şey zaten bu iki tarafın birbirini yemesiydi. Bu memleketler anlatıyordu ya. Burada üzerine göndermeleri yani sen sürekli birinin hakkında böyle şey öğrensen bunu destekliyor bunu yapıyor. O troll paylaşımlardan bahsediyordu ya arkadaşlar. Bilmiyorum kaçını evet. Gördüm. Ben güldüm birkaçına kabul etmek gerekiyor. Korkmaz tavuk falan. Onlar komik şeylerdi de. Sonra gidip işte bunu Halk TV'de falan yayınlamak abi o şey hedef göstermeye gidiyor bir zaman sonra artık. Tabii canım. Abi evet annem geldi ama sizin. Algı çalışmasıydı ki yani. Evet siz, annem bile geldi dedi sizin partiden sürekli istifa var. Kemal Atatavuk Korkmaz Tavukçu bak bunlar. Yani kafayı yedim anlatamıyorum bu kadına ya. Komik. Ya çok komik. Anlatamıyorum abi anne diyorum Kemal Atatavuk bak Atatürk'le dalga geçiyorlar. Aa oğlum ciddi misin sen falan diyor. Bu da Baturay'ım. Bunların bir tane danışma şeyi var. Genel başkan danışmanı var. Kadını güya Twitter üzerinden ama gerçekte yok. Kadını Twitter üzerinden istifa ettiriyorlar. Yeni parti kuruyorlar. Yeniden memleket diye logosunu falan yapıyorlar.
ve kadın yeni parti kurmuş gibi tweetler atıp davranıyorlar. Millet de inanıyor buna. Abi çok inanan var ya. Çok inanan var. Ben saçma sapan bir istifa mektubu yayınladım. Paint'ten istifa mektubu yaptık böyle hani benim için. Hani kıllatmasına yani dalga geçelim diye ona bile çok inanan oldu ya. Ben çok buna inanmıyor falan zannediyor işte. Ben çok biliyorum ya. Abi oğlum, parti sözcüsü öldü diye haber yaptılar. Öldü diye yaptılar ya. Ya Babala yayınında, Babala yayınında bomba ihbarı verildi ve Muharrem İnce kaçtı diye haber yapıldı Babala yayın esnasında. Abi bir de şey bomba ihbarı. Ben Interstellar izledim, bunu yaparız gerçek mi? Onu da merak ediyorum. Abi bu da benim istifa mektubum, yukarıya sabitledim. Bilmiyorum abi, daha buradaydı demin. Keşke sorsaydım, o söylerdi. Oradaydı. Interstellar izledim, bunu yaparız dedim mi? Yani politika olarak bir yok sürü yok hayır var, öyle, öyle bir şey yok abi, saçmalama. Onu da böyle haber siteleri falan paylaştı çünkü öyle bir şey atmıyor. Haber sitesi gibi olan bir şeyler var ya. Erlik böyle. Bey, Erlik Bey o bir de teyakkuzun fake hesabını açmışlar, tamam mı? Aynı logo, aynı isim. Ben çok biliyorum ya. Babala elinde bomba ihbarı diye paylaşılmış. Eyvah dedim lan, gerçek zannettim, bir baktım Allah kahretsin fake bir fake hesap. Durun biz oğlum diyor ya, Interstellar'ı izledik diye. Hayır abi, bir de Özgür Demirtaş falan etkileşim veriyor yani, böyle olmaz. Özgür Demirtaş böyle şaşırma işareti atıyor sürekli yoruma. O zaten sen iki şey var abi. Ya böyle el kaldırıp emoji atıyor. Biraz tamam. Özgür Demirtaş övelim mi ya şu an? Birazcık övelim mi? Çok az övebilir miyiz Özgür Demirtaş'ı? Abi neyini öveceğiz ki? Ya çok çok küçük övelim ama. Çok az övelim. Yani her şeyde abisi hapiste diye mi öveceğiz yani? Ya çok şey bir yerde değil mi? Çok naif bir yerde değil mi hala? Çok komik değil mi hala? Kendince. Abi o kadar zeki adam da jenerasyon farkı da tam jenerasyon farkı oluyor ya. Yani. Bazıları direkt mi yapıyor? Bazıları var ya böyle. Genelde kadınlarda vardı böyle olduğundan daha naif görünme çabası. Bazen diyorum bilerek mi yapıyor? Çünkü bu kadar da naif saf olunmaz abi ya. Yok yok. Ya naif. Bence ben bilerek onu yapıyordur ya. Yok yok. Arkadaşlar çok o naif kadar ya da olmaz ya. Onca ya abisini hapisten çıkar. Bu arada bilerek yapıyor bunu. Aksi bir açıklaması olamaz. Her tweette ya, her tweette. Yazıyor, fake çıkınca siliyor bir de yani. Özür de dilemiyor zaten. Allah razı olsun gerçekten. Evet, engelliyor bir de silme. Herkese hala o şakayı yapanları. Ya ajandası mı var yani Özgür Demirtaş'ın? Sizin dediğiniz buna çıkar. Ben bilmiyorum ama ben de senin gibi konuğum. Beni ikna ediyor memleketler şu an. Ya tutsak Demirtaş bile bundan daha iyimser çıkıyor ya burada. Aa, o kadar mı ya? Ben bilmiyordum bu kadar gergin. Abi her istifa gönderisinin altına şaşırma emojisi atıyor. Abi vallahi billahi bıktık. Abi çıktı KRT TV'de canlı yayınlandı. Ya çık bak, şimdi çıkıyorlar ana ekran, kocaman ekrana bizim istifa sahte bir belge yayın çıkartmışlar. Diyor ki doktor, orada diyor ki oyları bölmemek için Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum diye yazıyor korkmaz istifada. Ve kalktılar korkmazsa uçuyor. İşte oradaki profesör diyor ki doğru söylemiş falan yapıyor böyle. Abi şaka gibi ya. Vallahi KRT'de canlı yayında ya. Ya Batur abi birkaç kişi var. Mesela Fazıl Say uyanır uyanmaz bir Muharrem İnce'ye bir döşeniyor. Bak şimdi Sevilay Yılmaz var mesela. Sahte istifa haberini 30 saniyede öğrenebileceği bir şeyi hiç uğraşmayıp bravo budur falan diye tweet atıyor. Bakın ama şöyle bir şey var. Fazıl Say Özgür Demirtaş'ın arkasında konuşacağınız bir case değil kesinlikle. Aynı şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Fazıl Say Fenerbahçe tweet'i de atıyor. Fener dayanışması geliyor şimdi. Yani orada şey bir durum var. Fazıl Say çok garip o konuda. Ben çok şaşırıyorum. Her abi adam kafasının içinde dünyayı yönetiyor ya. E tabii canım. Ama o öyle. Özgür Demirtaş da aynı şey değil. Tamam sallayanlar var ama hepsi aynı motivasyonla yapıyor olmayabilir. Öyle düşünmeyelim. Fazıl Say yarın bana da sallar. Durduk yere. Ne olduğunu anlamadım. Geçen Erlik Bey bu Sevilay Yılmaz'ın bravo budur diye sahte istifa haberini paylaşmasına ne diyorsunuz? Ne diyeceğim? Bir şey de. Budur mu yani? Bir şey de. Ya bir şey de artık yani. Tebrikler bravo. Bir şey de yani. Ne diyeyim ben? Size tanımam etmiyor. Ya bundan. Tanımam etmiyor ama gazeteci olarak sıkıntılı bir şey tabii ki de yani senin yanlış haber paylaşmak.
Ben Barış arkadaşla mevzuyu yaşamıştım. O haberi yapıyor. Ben Space'te çocuğu konuşturuyorum. Yalanlıyor bunu. Bu siliyor. Yeni haber. Yeni haber böyle. Ha, sen onu çok yaptın Erlik ama ya. O çok iyiydi. Sen onu çok yaptın. Abi gazeteci dediğin dikkat edecek. Yani o konuda sizin eleştirinize katılıyorum. Evet, sosyal medyada her haltı alıp da bu gerçekliğe inanmayacaksın ona. Buna katılıyorum. Abi. Ama bak bu nereye çıkıyor biliyor musun Burak'ın? Diğer arkadaşlar. Aynısını Muharrem İnce'de. AS'de. Çünkü Muharrem İnce'de yani bu ciddiye almasa da trolleri ciddiye alıyor bu sefer de. Nasıl o da aynısını yapıyor. Haber abi, olarak sunmuyor ama cevap veriyor. Ama o trolleri almıyor Ümit dikkat. Özda... Şimdi bu trollerin yaptıkları normal haber gazetelerinde abi, mesela Ümit şeyler yayınlanınca buna cevap vermek abi, zorunda. Ümit Özda ayakkabı buna gitti orada. Bu arada inanılan salak deriz dedi ya. Ben konuştum onunla bu arada. Özelde konuştum. Dedim Ümit Bey bakın hocam böyle bir durum var. Dedim. Bu çocuklar dedim şaka yapıyor. Bunu dedim ciddiye almayın. Ha dedi öyle mi? Ama dedi işte halk bunları bilmiyor dedi. Buna inanıyorlar falan filan diye. Dedim hocam bu çocuklar işte sizin oy veren fanlarınız yani takipçileriniz falan bunlar gönüllü hatta. Şey yapmayın. Ha, ama bu ayağına Air Max çopladılar yani. Bu tabii diyor şey anlamına gelmiyor. Her şeyi paylaşabileceğin bir anlama gelmiyor. Ona inanan var biliyor musun? O da ondan çekiniyor. Ama kendisi şey mesela Özdağ o konuda biraz daha şeydir. Kıvrak zekadır böyle. Soylu'ya sürekli göndermesi falan filan. O biraz daha şeydir yani. O şeyden anlar, şakadan, mimden, espriden anlar yani. Yok trollenmiyordu artık yani sosyal medyada. Geçen Babala TV yayınından sonra attığım bir tane tweet işte sen Babala TV yayınından sonra fikrim değişti artık ben de memleket partiliyim. Yusuf'la yayındayım Kaya Alp'te. Ben Space açmış gecenin ikisinde. Dönemde böyle kafam çok şişkin. Özel hayatımda sıkıntılar var. Space'de böyle uzun uzun. Gelen geçene saydırıyorum. Saat 2-3 gece Yusuf da var yayında. Yusuf bunlara röportaj yapıyor. Anlatıyor orada ya diyor abi Özdağ diyor böyle böyle yaptı şöyle şöyle Özdağ şikayet ediyorsun. Yani gerçi bizde az değil 3-4 bin kişi dinliyordu onunla. Özdağ 10 dakika sonra WhatsApp'tan yazıyor şey Yusuf'a. Sen bana ne sordun da ben cevaplamadım Yusuf. Gecenin içinde. Abi diyor bana diyor mesaj geldi. Abi diyor bunlar işte şey ya. Hani şey moduna döndü. Baturay'ın Gazi Üniversite anısı var ya. Birazdan ülke ocakta sürecek etrafı falan. Dedim korkma. Ben sana böyle bir şey yapacağım şimdi. Abi, her çeşitten bir şeye inanan bir şey var ya. İnsan var sosyal medyada trollenmiyor bile doğru düzgün yani. Ya baksana Berkay Bey yukarıya sabit dedim. Adam ertesi gün çıktı canlı yayında özür dileyecek şeyden. İstifayı sahte yayınladım diye. Diyor ki haber doğru değilmiş maalesef diyor. Ya abi. Evet ya maalesef. Abi, çok komik ya. Hangi istifa? Sahte istifa belgesini KRT'de canlı yayında yaptılar. Ertesi gün çıktı diyor ki haber ben doğru değilmiş maalesef. Aa Baturan. Şu mevzu şu anlaman için ben de sonradan çözdüm. Bu CHP'lilerle memleketli çocuklar birbirleriyle dalga geçmek için bir sürü işte kreatif şeyler yapıyorlar. Kabul etmek gerekiyor. Ben de çok biliyorum. Bunlardan biri de Memleket Partisi'nin kurucular bilmem nesi işte çok önemli bir adam. Bilmem ne tavukçu. Güven tavukçu falan diye. Korkmaz. Korkmaz tavukçu. Sahte bir mektup yazıyorlar. Ben istifa ediyorum. Allah kahretmesin. Ama öyle bir adam yok anladın mı? Bunu paylaşıyorlar. Kendileri alkış emojisi atıp evet kardeşim falan diye destekliyorlar. Bu haber kanalları da gerçek haber diye alıp bunu televizyondan naklen veriyorlar. Ama şimdi bak bu kadar absürt bir şey. Bu imza sözünde de oldu. Şimdi bu kadar absürt bir şey gerçekçi bile düşünülmesiniz tek nedeni trollenmek olmayabilir. Yani çünkü mesela Memleket Partisi'nin dans politikası da var. Aslında. Ya o kadar gerçek oldu belli olmuyor. Bakın Baturay Bey sadece sağ altta Korkmaz Tavukçu yazıyor. Onun dışındaki bütün içerik tamamen profesyonelce yazılmış. Hani öyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye karar verdim. Oy ben virgüller noktalamalar her şey böyle okey. Sadece kenarda Korkmaz Tavukçu yazıyor. Yani tavuk göndermesini bilmeyen bir insan bunu yer anladın mı? Abi, tabii. Doğru. En ufak trollenmeye yer yok yani artık şeyde. Babala yayınından sonra çıktı bir tane tweet attım işte Babala yayınından çıktım şimdi fikrim çok değişti CHP'den istifa ettim memlekete geçtim diye. Altına ya şimdi abi bak Erlik. Adam devamlı çekiyor bana YouTube şeyden memleket partisinden fotoğrafımı bulmuş sen zaten memleketliymişsin falan filan yazıyor o seni çekiyor bana. Devamlı troller var ya bir şey değil devamlı troller Akşener masadan kalktığı gün sahte şey paylaşıp şey diyorlardı ben 40 yıllık İYİ Parti üyesiyim. Artık bundan sonra istifa ediyorum falan ama belli yani böyle. Abi. Asıl bomba şu bak bunu söylemem lazım Erlik sana. Tele1'de Merdan Yanardağ bunu şeyden verdi görüntüdür. Burada Twitter'daki çocuklar 4-5 bin takipçi troll hesaplar. Tele1'de canlı verdi.
İyi Parti dökülüyor diye. Erlik bak şunu eklemem lazım. Bak bu çok önemli. Bunu Facebook'ta paylaştılar. İnce ile Erdoğan'ın 2018'deki Cumhurbaşkanı adaylık sürecinde buluşmasındaki fotoğrafı almışlar abi. İnce'nin üzerine vatan haini yazmışlar. Y ile, tamam mı? Erdoğan şeyde orada şey yazıyor. Gece saat 22.00'da helikopterle saraya getirildi. Tamam, 250 tane mesaj gelmiş adamın telefonu. Adam numarasını değiştirdi. Yemin ediyorum bak. Abi inanılmaz. Bu arada bir not düşeyim. Sayın İnce'nin Ankara'daki eviyle saray arabayla 17 dakika sürüyor. Bak bu ne biliyor musunuz? Baturay da aynı şey dedi ya. Call to action'dan bahsetti, nesil farkından. Şimdi bu yeni neslin yaptığı mizahı eski nesil algılayamıyor abi. Algılamadığı için de inanmıyorlar ya. İleride biz de mi böyle olacağız diye düşünüyorum. Hani yaşlanınca falan ya, acaba anlayamayacağız mı? Ben onu abi işte, oy kaybediyoruz ama abi. Oy kaybediyoruz ya. Erlik Bey, bence o sadece anlamamayla da alakalı değil. Benim az önce Sevilla Yılmaz'ın örnek vermemin sebebi o. Yani gazeteci olarak bir haber olarak bunu paylaşması değil. Üstüne bravo budur diye emoji koyarak paylaşıyor. Ama o o sınırı çoktan açtık abi. Yani sanatçılar, evet, gazeteciler çoktan dahil oldu. Bir bok çukuruna döndü ortam yani. Onu şaşırmıyorum ona. Tabii canım, ama çok iğrenç bir durum ya. Erlik Bey, bu arada bu Berkay Bey partinin İngiltere temsilcisi, aynı zamanda da sürgündeki şehzadedir. Soyadı gerçekten İncioğlu. Aa. Şehzade mi var Space Odası'nda? Salça satmıyor değil mi? El yapmıyor. Yok ciddi yok. Çünkü bir de sahtesi var. Bak mail attım dedim. Bir sürü insan mail atmış bak şimdi. Göstereyim. Ben ismimle... isteyen Buğra sendin değil mi? Evet abi, ismimle yazdım ben. Ankara Buğra, için. Tamam okey. Abi sende de sıkıntı var. Bu sürüyünde niye diyorsun bana e-mail attın? Ben hemen yarın göndereceğim. Ya, ne bileyim bak, bunu hiç düşünmemiştim. kıyamam. O zaman ben bu gösteriyi erken yayınlayayım ya. Biraz daha erken yayınlayayım. Abi sana mükemmel olur biliyor musun? Bütün suçu üstleniyorum Korkmaz Tavukçu diye. Sen de gelen geçen Korkmaz Tavukçu yüklü. Ya abi ben geçenlerde benim kafam çok karıştı. Ben LDP'ye oy vereceğim diye tweet attım. Belki görmüşsün. Bunu LDP resmi hesabı alıntıladı, dedi ki hadi gençler LDP'ye dedi abi. Ya işte durum o kadar vahim. Dünyanın en absürt olayı. Bizim bir arkadaş var hani Twitter'den aktif bir şeyler yazıyor, ediyor falan böyle. Takip ediyorum severek. Bir gün şey paylaştı. Bütün hani Meral kalktı, herkes birbirine girdi ya, ortalık karıştı. Bu da geyiğini Sarıgül'ün fotoğrafını attı. Üstüne yazdı ki herkes birbirine girdi. Cumhur İttifakı Bahçeli kavga ederken, altılı masa birbirini yerken, söylesene yaşlı kurt sen ne planlıyorsun? Kafandan ne geçiyor? Hani bütün oyun kurdu. Ben de RT attım. Ben RT atınca patladı tabii tweet'i çocuğun. Ertesi gün bana DM'den atıyor. Sarıgül buna mesaj çekmiş DM'den. Diyor ki sizin gibi gençler arkamızda olduğu sürece biz elimizden geliriz. Ya Sarıgül'le alakalı bizim belgesel çocuklar bir ara çalıştı Sarıgül'le. Bir geçen sene bizim stand-up belgeselini çekenler. Onlar da duyduklarımı ben inanamadım. Burada şimdi söylemeyeyim. Bana şey olmasın da gerçekten mi ya diye bir 3 tane sorun vardı o dönem. Hakikaten mi ya falan demiştim. Yani. Hakikaten bu arada. O hakkında duyduklarım doğru onun. Nasıl böyle dedim ya? Nasıl oldu dedim ya? Cidden olmuş oluyor. Yani şey çok garip. Sosyal medya hakikaten Türkiye'yi hiç beklemediği yerinden vurdu ha. Yani dünyada bu kadar vuran bir yer yok. Sen daha iyi biliyorsundur. Daha hakimsindir uluslararası şeye. Biz bu sosyal medya kullanımında başka bir level'a geçtik yani artık. Erlik, bu arada Sarıgül deyince aklıma şey geliyor. Yusuf'un yayınında kapılara vura vura geliyormuş ya. Sorun lan bana artık. Ne soracaksın lan? Direkt o aklıma geliyor. Yusuf'un değil o şey, Murat'ın. Murat abi YF var ya onun. O da ayrı bayağı. Yok Baturay dedim dur. Twitter'ı en çok kullanan biziz. Yani Amerika'yı falan saymıyorum. Aralarda bir korelasyon yapıyorum. Onların nüfusu çok ya. Nüfusu oranla. Biz en çok kullanıyoruz. Bir de şeyi TikTok'u. Ve TikTok. Evet. TikTok çok ya farklı. Ya TikTok bir tek benim yok karar. Hiç hayatımda benim de yok. Bir kere girdim ve o sondu. Yani bu şey gibi. Instagram'ın aktif kullanıcısından 10 milyon fazla olduğunu çok güncel biliyorum şu an. TikTok kullanıcısının Türkiye'de. Bunu bak çok iyi kötü yanı da var. İyi yanı sen biliyorsun.
Çünkü evet, başta olmayacak bir imkan açabiliyor sana. Kötü yanında Muharrem İnce biliyor şu anda. Çok fazla. 10 milyondan fazla Instagram'dan şu an Türkiye'den. Bu çok korkunç bir rakam. Yani korkunç derken kötü anlamda demiyorum yani de. Fazla bir rakam. Hayat sadece sanallaştı sadece. Twitter'daki Türk ağda 16 milyon görünüyor. Aktif kullanıcısı o kadar değil ama. TikTok'u son dönemde artıyor. Yani ben şimdi rakam vermeyeyim. Şimdi bunlar hukuki şeyler oluyormuş. Ben onu sonradan öğrendim. Yani orantısal olarak yani 1, 2, 3 diye gidiyorlar. Şu an. Ya ben en fazla TikTok diyebiliyorum şu anda. TikTok. TikTok zaten. Aynen. Birinci yani. Hani en fazla aslında TikTok değil. En fazla YouTube. Evet, doğru. YouTube şu an TikTok'un da iki katı. YouTube'da şey oranı enteresan ama. Tıklandıktan sonra izlemeye devam etme oranları çok enteresan. Ben istatistikleri falan bakıyorum biraz. Onu şişiren zaten erlik şey. Onu şişiren şu. Ev hanımları tayfası çok şişirdi YouTube'u. Bir ekip var. Artık karasal yayın izlenmiyor. Hiçbir şekilde. TV yayında olsa. Herkes YouTube izliyor. Herkes ama. Abi o çok bir yandan güzel bir şey ama biliyor musun? Bizim için değil. Bu arada. Dünyada bunu yapmıyor kimse. Bizim Türkler yapıyor bunu. Bu kadar yapmıyorlar. Bizim Türkler yapıyor bunu. Bu çok tehlikeli aslında. Genel abi, olarak çok tehlikeli. CPM'in kuvvetli olsa o oturur yerine. Türkiye'de CPM kuvvetli değil. Yani 1000 izlenme başına kazanılan şey, miktar düzgün olsa. Ama geçen... bak neyi kaçırıyorsun biliyor musun orada? Pardon lafını kesiyorum. Bu dizi yapan firmalar, bu film programları yapan firmalar Türkiye'de 5 tane falan aslında. Evet, doğru. Bir tanesi var zaten bunlar, İzmir. Monopol. Ya, şimdi bunlar öyle bir arşive sahipler ki televizyonu geçecekler neredeyse. Acayip bir arşivleri var. Yani bu adam 2 saat geçiyor sahneleri yayınlasa zaten bir bölümden 60 saniye çıkaracak. Şu an gündeme gelen bazı proje, büyük güzel projelerin arkasında böyle bir matematik de var. Şimdi isim söylemeyeyim orada. Yani o arşiv kullanılarak bazı içerikler tutturuldu YouTube'da. Katalog kullanılıyor. Evet doğru diyorsun. Videonun sonunda o izlediğiniz dizinin sonunda çıkan önerilen videoya bakmanızı bir salık veririm. Yok ben ama diyorum bunu. Özgün içeriklerden bahsediyorum. Dizi şey konusunda doğrusun evet. Ya öyle özgün benim. Ama burayı da işte özgünlükten arındırıyorlar. Burada evet, da doğru. Bir kapital giriyor. Ve onunla yarışamazsın herlik. Mümkün değil abi. Nerede yarışacaksın? Adamlar trendleri bırakmıyorlar ki. Ya bana bir tekliflerde bulundular. O teklifi kimse veremez bana. Yani şey için söylemiyorum. Ya bunu yapabiliyor musunuz dedim. Benim hiç ilgilendiğim bir şey değildi. Böyle bu mu sizin sınırınız falan. Yani dışarıdan bakınca çok ağır duruyorsunuz. Evet. Dışarıdan bakınca diyorsun ki. Ya bu adam diyorsun bu yaşında bunun ne alaka falan diyorsun. Ama bir iki tane aşağıya adamlar almışlar. Çok acayipler. O konuda. Bu mesela çok konuşulmuyor. Daha konuşan görmedim bunu. Bilen insan sayısı az. Belki bu süreçte yani sen kendinden yola çık bakayım. Bu oturup konuşabilen kaç kişi var? Hem bu işi yapıp da hem de bir ayağı orada olabilen, azıcık sektörü görebilen. Tabii. Ama zaten ben buraları düşünüyordum hep. Ama şöyle düşünüyordum. Bu kadar değil diye düşünüyordum. Hani sandığımızdan başka bir şey çevriliyor. Sistem çevriliyor. Evet, yani bu doğru. Sosyal medya kullanımı sandığımızdan, hani millet diyor ya sosyal medya çok önemli. Sandığımızdan çok daha önemli. Abi bir isim var. Instagram'ın %95'ini, Türkiye Instagram'ın %95'ini o şahıs kontrol ediyor. Şimdi ismini vermiyorum sizin yüzünüzden. Ben yalnız olsam net veririm de siz bulaşmayın muhabbeti diye. Ben bunun içeriğini yaptım. Bana ulaştı. Dediklerim doğru diye. Sonra da abisi ulaştı. Tehditvari ulaştı. Tabii bir tehdit ettiği için 10 tehdit geri aldı. Hemen çekinip özür dileyip işte araya 50 kişiyi sokup geri vitese taktı mevzuyu. Bizi şey sandı herhalde. Diğer arkadaşlar gibi YouTuber falan sandı. O işlerin öyle olmadığını görünce ama ben de şeyi görebildim. Arkasındaki Baturay'ın bahsettiği şeyden arkasında nasıl bir sistematik var diye. Ve o bahsettiğimiz isim bir politikacıya kadar gidiyor. Şu an bak, isim verebilirsin abi bu arada sıkıntı yok. Bence de sıkıntı yok. Ben merak ettim hatta.
Yok, ben verme, verme. Rahat konuşabilelim. Erlik verme. Biraz zehri soluyor. Sonra şey yaptık. Yani. Benim bir şey var. Sizin algılamadığınız, Baturay'ı kastetmiyorum. Ben rahat rahat bir yere girdiğim zaman zaten konuşamıyorum. Çünkü sürekli birisi kayıt ve kesit alıyor. Sonra bu YouTube'a yükleniyor. Güzel bir thumbnail atıyor üstüne. İddialı bir şekilde bir bakıyorum ki benim olmayan video 100 bin, 200 bin falan izlenmiş böyle. Bir yerde kayıt alınmış, anladın mı? O yüzden rahat konuşamıyoruz. Salın, üstü kapalı konuşalım. Biz Baturay'la bir şekilde anlaşıyoruz. Ya bence insanlar da anlıyor. Sen yeteri ipucunu da veriyorsun. Yani orada şöyle bir şey var. Açık açık konuşmanın bana getireceği ya da Erli'ye getireceği ya da sizlere getireceği bir zarar değil bu. Bu açık açık konuşulduğunda ağırlığını kaybedebilir. Evet. Name drop. Evet. Çünkü bizim öyle bir gücümüz yok. Benim de yok. Onun da yok. Hiçbirinizin yok. Öyle diyeyim yani, size. O anladı dediğimi. Şimdi bu isim Türkiye'de seçimi etkileyebilecek potansiyelde biri ve bunu yapıyordu hani bu. Kim etkileyecek? Etkileyecek. Ben sana söyleyeyim, etkileyecek. Yine biz kendimizi feda edeceğiz herhalde ona bir şey yapmak için, araya girmek için. Ama bana karşı çok samimi, böyle çok abi, çok seviyorum ediyorum ama yapmasaydın keşke, işte senin yüzünden çocuk bana böyle diyor, işte sokakta şey yapamıyorum edemiyorum. Oğlum dedim. Hani garip bir ortam edebilir. Normalde ben kavga ettiğim şahıslarla kanlı bıçaklı kavgalıydı. O biraz değişik. Oğlum dedim, hani sen bunu yapıyorsun lan dedim, yani bu niye bana böyle samimi geliyorsun sen dedim, suçlusun yani. Neyin ağlayıp zırlamasını yapıyorsun? Dönem paraları arkadaşlar sizin aklınız almaz. Aklınız ya şey almaz. Çok komikti. Caho'ların Twitch'teki neydi, bit muhabbetinin, hı-hı, neredeyse bir ay konuşulması karnıma ağrılar soktu. O kadar diyeyim size. Yani o şey değil ya, buzdağının, tamam buzdağı muzdağı değil ya, bu başka bir dağ bu. Evet. Yani dolar bu seviyede arkadaşlar, yıllardır başka şeyler konuşuluyor bu ülke hakkında. Gitti bir Arabistan'dan bir şeyler konuşuyor bir şeyler hakkında. Bunlar çok büyük meblağlar. Bunlar şeyle dönecek işler değil yani. İnşaatlar falan da olacak. Helal dönecek yani. Bir şey değil yani. Helal para değil bu arkadaşlar. Demek istediği bu. Ne abi, o sosyal medyadan dönen para mı ya? Nasıl oluyor? Ya arkadaşlar şöyle, etkileşim eşittir para. Tamam mı? Sen bunu düzgün kullanıyorsan iyi para kazanırsın. İllegal şekilde kullanıyorsan dehşet para kazanırsın. Maalesef birçoğu da dehşet şekilde. Ya bir influencer'ın 80 bin lira bir story başına kazandığına inanıyorsunuz da, öyle diyeyim size. Bu ülkede bazı şeyleri sırf buradan dizayn ettiklerinde ne para kazanacaklarını tahmin edemiyor musunuz? Bir kreme 80 bin lira veriyor. Dün duyduğunuz markanın kremine. Peki Baturay Bey, ne gibi şeyler dizayn ediyorlar sizce? Veya ne isterlerse. Ne istiyorlar? Ya bak, orada sandığım başka bir yapılanma var. Buğrancı. Bir de şey de var burada. Haber sitesi olayı da var. Gene Buğran dedi ya. Bana göre insan, her erkek Buğran. Anlaştık mı bu konuda? Herkes üstünüzü, çünkü bana gözükmüyor yukarıda. Bir de bunun haber geçen Cansla falan konuşuyorduk bunu. Yine üstü kapalı anlattık. Çünkü açık söylediğim zaman şeye giriyorsun böyle de. İddiada bulunmuş oluyorsun ve bu iş ciddiye biniyor. Yani sizin gibi, siz şimdi kapatıp gideceksiniz işinize gücünüze ya. Yani yanlış anlamayın dediğimi. Ben bir şey söylediğim zaman benim üstüme yapışacak bir yüzden. Yani bir tartışmaya gireceğim. Beni yoracak, işimden alıkoyacak. Başıma sıkıntı olacak. Hani artacağından değil. Ama sinek küçüktür, şey yapar bilirsiniz yani, o mevzu. O yüzden isim veremiyoruz. Bu bahsettiğimiz haber sayfaları katalog başına aldıkları bu parayla, bu çoluk çocuğun, yani bunlar gazeteci falan değil, çoluk çocuk bunlar. 19, 20, 21, 22 yaşında çocuk bunlar. Altlarına çektikleri arabalar, oturdukları evler, yaşadıkları hayatlar, bu normal değil. Yani siz bunu görmüyorsunuz belki. Ama arkada böyle bir şey var. O takip ettiğiniz bildirim yapan haber siteleri var ya. Ya bu arada sen bir tane, hani biz büyüğünden bahsediyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Arkadaşlar yani bir tane büyük yok. Ortancaları görseniz inanamazsınız neler olduğuna. Ortancadan bahsediyorum. Hiç alakasız ortanca. Orada duran. Cavs Bey hoş geldiniz. Hani merhaba Cavs, hoş geldin. Hoş buldum, günaydın. Günaydın. Haber. Hani şey, bu sosyal medyanın o trollük kısmından geldik biz aslında buraya. Hani orada jenerasyon farkından dolayı o arayı anlamıyorlar falan filan diye de bu şey değil ama. Anlamıyorlar ama orada da bir güç var, hala güçlü. Tam ikiye bölünmüş olabilir.
Ama çok güçlü. Yani eski sistem gitmez yani hiçbir şey. Ya ben sana şeyden anlatayım. Açık sen anlatamıyorum, ben anlatayım. Yani açık isim dedim tabii de. Ben ilk işte popüler olup da 100 bini vurduğum anda izlenmelerde 200 bini falan çıkıldığında video başına bana direkt para teklifi gelmişti ve resmi olarak. Gelir. Resmi olarak bir siyasi parti akıl almayacak bir parayla, bana yok artık lan bu kadar da değil dediğim bir parayla gelip de bu gayet normal bir şekilde teklifinde bulunmuştu. Bu şey değil ama böyle garajda yani parklarda falan buluşup da kimse görmeden gece. Yok işte, yok. Öyle değil, resmi. Adam diyor ki arkadaş şunun ajansıyız, işte şu kadar slot var işte elimizde, şu kadar paylaşım yapacaksın, şunu yapacaksın bizim için. Anahtar kelimeler bunlar, bilmem neler. İşte karşılığı da şu kadar dolar bazında para. Şimdi sen bunu almıyorsun tabii. Çünkü evet. Çok şeyim yani, duruşum bu şekilde. Ya bir de şey var, imajın da var. Hani bir yeme de yemez. Benim kitle anında anlarım, Allah cezanı versin diye. Ama şeyi düşünüyorum, ha demek ki bu adam bu yüzden bunu diyor. Demek ki bu arkadaş böyle diyor, anladın mı? Faturayı anladın yani. Evet, biraz bir şey oluyor şimdi. Gerilmiyorsun biliyor musun bir süre sonra? Ben gerilmiyorum mesela. Görüyorum ya onları. Aha okey diyorum. Ya bu zaten bir deal yani. Satarsan ben, satarsın. Bu bunun yolcusu yani. Bazı şeyleri siz anlamlandıramadınız ama ben anlıyorum. Ben diyorum, hatta Cavs burada muhabbetini yapıyoruz üzerimizde. Bunu kim almış? Cavs diyor abi bak şu anda şunlar anlaşa yapıyorlar. Şey gönderiyorlar teknik. Özgüvenleri çok iyi. Yani bu tür şeyleri yapan insanların özgüveni beni koparıyor. Yani abi benim şöyledir böyledir diye. Benim hakkımda bir şey deniyor mesela takipçiden. Abi senle böyle böyle yaptın lan diyorum. Acaba hakikaten çocuk haklı mı, bir yerde şey mi yaptık? Bir yerde yanlış mı yaptık? Böyle bir vicdan yapıyorum, anladın mı? Belki de yetişmekle alakalı bir şeydir de. Bunların özgüveni yok bende mesela. Yani adam ifşa olsa insan içe çıkmaması gerekir. Şimdi bunun da bilincini de, o psikolojiyi de anlayamıyoruz. Çünkü sen biliyorsun senin gerçekten bir bokun var. Ve bu er ya da geç ortaya çıkabilir. Sen bu şekilde yaşıyorsun, bu şekilde uyuyorsun mesela. Ben şey yapamam abi. Böyle bir hayat süremem mesela. Tabii. Erlik Bey, benim anlamadığım şu, isim isteme anlamında sormuyorum bunu. Bu söylediğiniz kişiler ne yapıyor? Abi, algı. Algı. Yani çok şey oldu, klişe oldu ama. Her algı. Şey. Etkileşim. Sen parasını veriyorsun. Benim imajım şu anda çok kötü. Beni bir yalar mısın lütfen? Yalarım abi diyorsun. Ama çok iyi yala, temiz yala, bir şey kalmasın diyorsun. O zaman diyorsun ki ya bunu iki katı fiyat eder. Ya örnek vereyim. Aktif bir örnek istiyor musunuz? Aktif bir örnek vereyim. Televizyonun sanal alemi o zaman yani. Aktif bir örnek vereyim. Buyurun Batur abi. Evet. Tok. Tok. O yüzden karnı ağrıyor muhalefetin. Tok. Tok budur. Tok bu. Tamam abi, o sakin ol. Sakin, hayır. Genel olarak çok somut. Aslında gözümüzün önünde oluyor. Daha yeni başka şeyler de oldu. Bunlar oluyor. Ve bunları yiyorsun. Hani sen öyle... yemiyorsun. Dışarı meclis dışarı diyor Batur. Hani ama özgür... genel kitle yiyor. Tog yerli ve millidir bu arada. Of. Ben böyle bir şey söylemedim. Öyledir ya da değildir demedim abi. Bu işi dışına çekmeyin kardeşim. Ben öyle bir şey demedim. Değil ya dedim. Tokun dışında tok. Değil dedim. Tok... Değil. Neyse. Ya anlatmaya çalışıyorum. Mevzu şu, bu işleri yapıyorsanız bellidir. Fiyatlar bellidir. Piyasada kim var bellidir. Kim ne kadar alıyor bellidir. O gazeteci arkadaşlarımız da aynısı. Mesela belki Batura'ya o kadar ilgilenmiyordur gazete kısmıyla. Hiç ilgilenmiyorum. Ya ben de aynı olduğunu düşünüyorum ya. Bak, yayınları çıkıyorlar ya. Yayınları, onların şey var, katalogları var. Cavs'la çok muhabbetini yapıyoruz. Benim ben çok zor tutuyorum şu an kendimi. Sempatik dediğim bir isim var. O da beni seviyor. Beni bayağı titredi. Sus. Yayınlarında bana selam çakıyor. Ben de söylüyorum. Yılların gazetecisi çünkü. Cavs nefret ediyor çünkü onun da kataloğu var ve hani onun da parasıyla yapıldığını biliyoruz. Şu anlık sallamıyoruz o arkadaş. Ya haber anlayacağız. Sayfası da öyle. Yani hangi haber sayfası mesela, temiz diyebilir misin şu an? Yok, temiz olan haber sayfası yok. Abi, çok, son günlerde zaten çok ortaya çıkmaya başladı. Bariz ortada yani zaten bunu yani. Zaten bence daha da fazla olacak. Gençler, hayır çok yanlış anlıyorsunuz. Şöyle. Şimdi örnek veriyorum. Televizyonda Habertürk kanalısındır. İsim vereyim. İşte bir parti gelir. Haftalık olarak programlarında çıkaracağın gazetecileri öder. Ve o partinin yanlısı gazeteciler çıkar. Programlarda o parti yalanır. Dünden o konu hakkında olduğunu, ama
Haber buna da açık arttırma öyle... denir bu arada. Ha. Buna da açık arttırma denir bu arada. Haber, sayfaları, çok haber sayfalarında böyle bir şey yok ama. Haber sayfalarının hepsi neredeyse her partiden para alıyor. Öyle yok işte şu sayfa sadece AK Parti'den alıyor. Paylaştırılıyor şey. Yani. Yani her partiden alıyor. Her bir haber sayfası mesela düşüneyim hemen şu an aklımda olsun. Mesela aylık 70 bin lira alıyor. İktidara yakın partilerden 70 bin lira alıyor. İktidar değilsen eğer, koalisyona üye değilsen, muhalifsen mesela o zaman hazine yardımı almıyorsan 15 ila 20 bin lira. Mesela öyle fiyatlar çekiyor. Hazineden yardım alıyorsan 50'ye çıkıyor. İktidarsan 70'e çıkıyor. Yani böyle mesela bir haber sayfası düşündüm. 4 tane siyasi partiden viral alıyor mesela o haber sayfası. Ya, bunun nedeni de daha büyük bir şey. Konuyu birazcık değiştirecek ama yıllarca yani birkaç yıldır liyakat konuşuluyor ya. Liyakatsizlik konuşuluyor. Aslında konuşulması gereken şey ilkesizlik. Liyakat de değil. Tam oturmuyor. Türkiye'de ilkeli işini yapan insan sayısının zamanla çok azalmasından kaynaklanıyor. İlke kalmadı. Hiçbir meslek grubunda neredeyse bir ilke kalmadı. Bundan 15 sene önce meslek grupları hakkında ilkelerden bahsedebilirdiniz. Şimdi bahsedemezsiniz. Yani burada doktorlar, avukatlar, o şeyler, hiçbir öğretmenler, onlar, bunlar, basın. Bir ilkesizlik var. Liyakatsizlik değil. Sıkıntı orada zaten. Ama ilkesizlik sebebi ne biliyor musun? İlkesizlik sebebi ne? Açlık bana sorarsan. Bence de. Tabii canım. Tabii ki. Çok açlar ve hepsi sonradan görme. Birkaç skandal daha patlayacak mesela. Onu görürsünüz o siyasi skandallar. Amerika'da bir dava var şu anda. Oradaki şahıs birçok gazeteci net şekilde ödedi. Ben mesela o listeyi biliyorum. Çünkü birebir hani off the record bir sürü şey biliyorum. Off the record o kadar çok şey biliyorum ki. Yani hem biliyorsun hem konuşamıyorsun bunu. Çünkü söz vermişsin. Hem de kanıtlı. Evet. Recep Bey bahsediyordu biraz ondan sanki. Recep abi zaten şey yani direkt irtibatlı olmuş. Ondan sonra bu şahısları televizyonda falan görüyorsun böyle. Millete ahkam kesiyorlar. Şey dağıtıyorlar. Ya neler neler bak neler neler sana neler söyleyeyim yani. Evli olmasına rağmen başka ilişkiler şey yapıp da oradan yaptığı çocuğu kabullenmeyip de bilmem neler de rezillikler de veya eşcinsel ilişki. Yani bu sıkıntılı olduğundan diye yanlış anlamaya saklandığı için diyor. Adam mesela çok büyük İslamcı olarak gözüküyor ama mesela gizli eşcinsel bu da var. Çok meşhur biri Türkiye'de. Bir sürü aklımda güzel şey var. Ama adam televizyona çıktığı zaman sana bana parmağını sallayarak etmediği hakaret kalmıyor. Etmediği küfür kıyamet kalmıyor. Ve sen de bunu biliyorsun ve diyorsun ki ben bunu konuşamıyorum. O zaman bir şey söyleyebilir miyim? Yararlı bir muhabbet olsun diye. Kusura bakmayın. Ben konuşasım geldi. Özür dilerim. Beni bir daha space'lerde görmeyeceksiniz. İstediğin kadar. Ben senin muhabbetini seviyorum. Söyle. Ne dakika abi. Bence de gayet keyifsin ya. Bizim Batur abi cidden oldukça keyifli sohbetiniz var. Ah çok teşekkür ederim. Burada dinleyenler için de öyleyse tamam kusuruma bakmasınlar. Şimdi ben birazcık pragmatik biriyimdir. Genel olarak öyle annemden geçti bana büyük ihtimalle. Ben bir sürü problemimiz olduğunu ama ilkesizlik probleminin Türkiye'nin kurucu noktalarında baskılar oluşturduğunu çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. İlkesizliğin. Çünkü ilkeler bütünü olarak kuruldu bu cumhuriyet. Ben cumhuriyetperver biri olarak konuşuyorum yani o perspektiften dinleyeyim. Bu nasıl tekrar revize edilip tekrar restore edilip tekrar önemli bir noktaya çekilebilir. Siyasetten bağımlı ya da bağımsız. Bahsettiğin üstü kapalı bahsettiğin olay şeyden algılanma gerekiyor. Karşı devrim nedir bunu algılamak gerekiyor. Bizim milletimiz nasıl bu hale getirildi? Nasıl işte cumhuriyet değerlerinden uzaklaştırılıp bugünkü aç dediğimiz tipe dönüştürüldü. Değerlerden uzaklaştırıldı. Aç yetiştirildi. Yani sen çocukluktan sen kendi annenden örnek verdiğin için senin aile yapın genel hitap etmiyor. Türkiye'de genelin hitabeti şu abi büyü çok büyük para kazan en fazla sen kazan. Çocuklar ilkeli yetiştirilmiyor zaten. Yok daha ama ilkesi... Öyle değil. Şöyle de çok vardı. Memur ol ama en düşükten ol vardı. Erlik. Bu vardı. Bu ilke misin? Bu ilke mi senin için mesela? Ya ilkedir demiyorum. Bu vardı ama. Bu vardı. Öğretmen olsun kız çocuğu vardı mesela. Bu vardı. Bir şekilde vardı. Onlarla alakalı
Başka yani 23 Nisan'larda bu şey gibi değil. Bir CHP'li konuşuyormuş gibi düşünmeyin. 23 Nisan geldiği zaman bir sürü bir şey olurdu. Başka bir şey olurdu. Ve o ruh öldürülecek bir ruh değil. Aslında. Bizi benim için artık öldüremezsin o ruhu. Ama son şey yıllarda bu öldürülmüş olabilir. Yani bu bir ruhtu zaten. Bir adama sevgi ya da bir şeye sevgi değil. Bulunduğun yere olan bir bağdı o yani. Emmi ya mesela şey... bana o kadar batmıyordu, anladın mı? Emmi batmıyordu o dönem. Bu ilkesizlikle geldi diye düşünüyorum ben. Tamam, bunun için ama şeyi algılaman lazım. Karşı devrimi algılaman lazım. Yavaş yavaş böyle dibi, nasıl desem sana, asit gibi sürekli böyle yiyen en sonunda da güçlü bir vuruş yaşadıktan sonra, bu son 20 yılda çöken bir mevzu. Birden olmadı yani. Dibi sürekli aşındırdı. Sen görmüyordun belki ama kaynıyordu aşağıdan zaten. Bu bir sonucu. O diyorsun. O kadar güçlü ve başarılıydı mı diyorsun yani? Abi çok var. Şimdi konuşsam ulusalcı paşaya döneceğim. Sen diyeceksin, ne anlatıyorsun, ne diyeceksin de. çok bir sürü sebebi var ve dört koldan saldırmışlar ve şekillendirmişler. Bugünkü gördüğün şey de bu. Sonucu da bu Türkiye'de. Ya peki bu travmaların tetiklenmesi, toplumsal travmaların tetiklenmesi bu kadar mı kritikti? Biz o kadar mı duygusal bir milletiz gerçekten? Evet, evet abi. Evet. O kadar duygusal bir millet. Gerçekten mi? Evet abi, biz buyuz yani. Çok kolay işte. O zaman. Biz buyuz yani. O yüzden şeye dikkat etmen gerekiyor. Hafızalara oturtmayı başardıkları travmalar ne kadar travma? Ben hep buna bakıyorum. Yani bize de oturtmaya çalışıyorlar ya, bu bir travmadır. Çocukluktan beri. Bu travmadır. İşte tarihimizde bizim travmamızdır. Aman bu çok kötüydü falan diye. Sonra bakıyorsun o işin arkasında aslında çok farklı şeyler var. Üstü kapalı konuşuyor biraz siyasete girdiği için. Bakıyorsun ki o kadar da bahsettikleri gibi değil. Onlar travmalaştırmışlar. Ama kendileri çok daha büyük travmalara sebep olmuşlar ve onun üstünü kapamaya çalışıyorlar. Yazık bize. Buradan bu çıkıyor. Yani bize yazık. Ama bir çözüm yok. Var mı çözüm olan? Bu ilkesizlik nasıl? Kendim bahsettim. Nesil farkı, kuşak farkı. Eğitilen yayı yönlendireceksin. Şimdi nesli eğitebilir miyiz? Ya örnek. Bu, tövbe haşa. Eğitim nedir? De. Yeni nesli. Ben sana bir örnek vereyim mi? Batura, çok sevdiğim bir örnek. Her yerde veriyorum. Martin Luther'in reformasyonunu herkes bilir. Tarihin bir parçasıdır. Peki evet. Martin Luther'in reformasyonu niye başarılı oldu? Ondan evvel kiliseyi eleştiren yok muydu? Neyi farklı yaptı? Çok niye argümanları vardı? Martin Luther'i bu kadar farklı yapan şey matbaaydı. Adam herkese ulaşmıştı abi. Bir nesile ulaştı adam. Ve bu şekilde her yere ulaşabildiği için, yeni bir araç geliştirildiği için böyle bir devrime sebep oldu. Sadece din konusunda değil, dil konusunda da aynı zamanda. Yani adam. Ama ben şu an mesela şey oldum. Sen burada inançlı bir noktadasın. Ben biraz daha pesimist bir noktaya geldim ama. Biraz önce konuştuğumuz şeyler yüzünden. Hı-hı. Bizim elimiz çok zayıf. Bizlerin yani, eli çok zayıf. İşte inanç dediğim pesimistlikten gelir. Ne kadar sıkıntılı bir durumdaysan inançlı olursun o kadar. Çünkü güveneceğin bir şey yoktur. İnanmak zorundasındır. Ben sana şöyle söyleyeyim Erlik. Ben bir senedir bir tane sponsor alamadım. Bir senedir. Hiçbir şeyime. Ben bir senedir sahne almak için bir yerlerde neler yapıyorum bilemezsiniz. O belediye bu belediye değil. Hepsiyle. Hepsiyle ilgili. Yani şey değil bu. Kapitale karşı koyamıyoruz. Güce karşı koyamıyoruz. Burada bir örgütlenme gerekiyor. Yani şey gibi, burada şey gibi demiyorum da. Hani bu bir uyanış lazım burada. Sadece onunla mümkün. Başka türlü mümkün değil bu yani. Peki yani bunu sosyal medyaya bağlayacak diye işte. Evet, ben bunu oraya bağlayacaktım yani. Bu ancak yeni nesil ve sosyal medya üzerinden olur. Sen kendi kariyerinden bir örneği ver. Seni bir TV kanalı ünlü etmedi. Seni bir iş adamı ünlü etmedi abi. Seni sosyal medya ünlü yaptı, biliyorsun. YouTube üzerinden oldu mevzu. Bu bile aslında bir devrim bir noktada. Bunu ileriye götürebilecek misin? Muharri bir konu. Çok büyük tabii. Yani o şeyi bu çok başka zaten. Sosyal medyanın yarattığı etkiler, o patlamalar, anlıklar. Yani Oğuzhan Uğur konuşuyoruz şu an. Oğuzhan Uğur konuşmamız lazım belki şu an. Oğuzhan Uğur 10 sene önce yoktu. Yani öyle bir şey de yoktu. Nasıl başladığını... Bu da bir TV falan bilirsiniz. Öncesini de bilirsiniz Oğuzhan'ın geldiği noktayı. Ya da onun gibi başka isimler burada da var. Sen varsın. Daha böyle majör isimler var ya orada o noktalarda. Onları tabii kendilerini var ettikleri bir nokta var. Sosyal medyanın var ettiği bir nokta var.
iyi bir kullanım var. Ama o dönem bunlar yoktu işte Erlik. Bunlar son 3 senede çıktılar. Bu bunlar sana ümit burada... vermiyor mu? Ne? Bu sana bir ümit vermiyor mu bunun çıkması? Hayır hayır, ben öbürlerinden bahsediyorum. Bu kadar ciddiye almıyorlardı burayı. Yine beceremiyorlar ki. Abi elbet becerirler. Yani şöyle bir şey var. Kaç penaltı kullanma hakları var, ona bakmak lazım. Yani yapamaya yapacaklardır. Birinci abi iş samimiyette patlıyor. Ve bahsettiğin isimler artık en dibe vurmuş. Hani hem fikren hem de işte manen artık elinde bir şey olmayan samimi bir şeyde bulunan, bir işte bulunan. Artık benim başka seçeneğim kalmadı. Samimiyim ha, ben her şeyi ortaya koyuyorum diyen tipler, saydığım isimler. Onlar da o yok. Onlar çok rahat, onlar çok zengin, onlar çok yukarıdan bakıyor. Hiçbir şeyleri samimi değil. Adamların elinde o kadar imkanlar var ki her şeyi yapabiliyor. Bütün medya ellerinde, milyonlar ellerinde bir tane samimi cümle çıkmıyor ağzından. Ya insanlar bunu anlıyor. Karşılıkları yok. İzlenmeleri yok. Beğenenleri yok. Orada o zaman şu söz konusu. Bu adamlar ne noktada paniklerler? Şu anda. Şu anda panikler. Ben sana söyleyeyim. Şu anda panikler. Önümüzdeki demiyorlar çünkü. Bana ya sorarsın. Ben heyecan yok. Kemal mi? Ben geliyorum Kemal mi? Yani. Evet abi, çok da yani bak, yapar mı yapmaz mı o ayrı konu. Onu göreceğiz. Ama karşı tarafta bunun imkanı olması bile panik yaratıyor. Bu çok önemli. Hatta onun mesela stratejisi şu anda sadece maddi üzerinden gitmesi doğru. Kesinlikle Kürt sorunu. İşte ne bileyim bu KHK şu, bundan hiçbirine girmemesi gerekiyor. Paso peşli çete. Paso para. Bunu konuşması gerekiyor. Günün evet. Sonunda ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki haftalarda bu olacak. Karşı taraf bunu bildiği için bir şekilde onu HDP sorununa, Kürt sorununa, işte terörle mücadele, bu konuları çekmeye çalışacak ki burada bizim elimiz daha güçlü diye düşündükleri için. Bence para muhtarlara konusunda... muhtar yardımcısı atan muhtar. Tamam. Ya oralar denendi ama arkadaşlar, oraları denediler. Onlar deniyor oraları. Peki yani Erlik Bey, burada şöyle bir şey yok mu? Şimdi bahsettiğiniz sistemi referans alırsak kendi muhalefetini de dizayn ediyor olamaz mı? Bilinçli mi bilinçsiz mi? Bilinçsiz bir şekilde zaten kendi muhalefetini dizayn ediyor. Kontrollü muhalefet diyor. Evet, kontrollü muhalefet. O eskiden de bence. Kontrollü o, muhalefet geçti bence. Neopatrimonyal sultanizm. Yani burada mesela yıllardır bir kayıkçı kavgası şeklinde tahterevalli bir siyaset görüyoruz. Ben onu Türkiye'sine dair tamam. Ses bende mi gitti sadece? Bende de gitti. Dur anlayacak şimdi. Toparlayalım ASD Bey. Valla ben değil, Erlik Bey toparlayalım. Erlik'in sesi gitti. Pazar günü bir toparlayalım, çekersem ne yapacağız peki? Güleceğiz. Erlik Bey, sesiniz gelmiyor. Erlik Bey, katkılarınız için teşekkür ederiz. Erlik Bey, bir girip çıkış yapın isterseniz. Çıkıp girin isterseniz. Onun böyle odası... tam internete gitti büyük ihtimalle. Tam o duman yolladılar odasını. O kadar önemli bir şey söyleyecek. Aslında abi nasıl girip çıkış yapacak ya? Önce çıkması gerekmiyor mu? Düzelttim onu sonrasında Metin Bey. Olsun, ben yine de yakaladım. Düzeltmenizi istiyoruz. Kaç saattir gözlerim yanıyor artık. Müsaade edin de birazcık hata tamam, yapayım diyeyim. Ben de. Bir tane ben tekrar davet edeceğim. Ben de bağlanıyorum. Batur abi az sonra hashtag başlatıyorum. Gösteriyi öne çekti ya. YouTube'a. O birazcık şöyle. Ben orada bir gaza gelmiş olabilirim. Bak orada şöyle bir şey var. Ya bir söz ağzından bir kere çıkar ha. Hayır ama bak şöyle bir şey var. En azından şunu söyleyebilirim. Seçimden önce yaparsam çok doğru olmaz. Yani şöyle olmaz. Yani benim için de doğru olmaz. Hani mantıken düşünürseniz. Zaten ben iki gün öncesine gösteri koydum. Onda bile şeyim. Yani 12'sine gösteri koymasa mıydım dayım? Aslında 14'ünde seçim var. 12'sine gösteri koydum. Ya bu süreç çok kritik bir süreç abi. Hiç vebal almak istemezsin yani. Hiç giremiyorsundur artık siyasi şakalara.
Ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar az yaptığım olmadı. Ama hala yapıyorsun değil mi abi gösteriler? Ya yapıyorum gösteriler. Yine söylüyorum. Söyleyeceğim şeyler var. İnanın bu Space Odası'nda konuştuklarımın komik versiyonlarını konuşuyorum. Hani biz burada sabahtan beri yeni jenerasyon ve boomerlar konuşuyoruz ya. Ya ben gösterimde zaten şunu çok net bahsediyorum. Abi sağ sol diye bir şey yok. Boomerlar ve gençler var. Dünyada da böyle artık. Sağ sol yok. İnsanlık ikiye ayrılmış durumda. Tabii içlerinde kendilerince politik ayrımlar var ama net olarak ortadan ikiye ayrıldı. Meral Akşener'in benim gösterime geldiğinde bir çiçek verdi. Çiçek yollamış kulise. Çok ilginç. Üzerindeki not çok ilginçti. Çok garip geldi bana. Ya bulabilirsem çok yani düzgün söylemek isterim ama nacizane aklımda kaldığı kadarıyla şöyle bir şey yazıyordu. Bu ihtiyarların birbiriyle kavgasından sıkılıp böyle bir şey yaptığın için çok teşekkür ederim falan gibi bir şey yazıyordu. Buradaki ihtiyar öznesi şey mi abi? Profesör Özüne Tayyip mi? Yok. Kendisine dahil ediyor olabilir. Bilemiyorum. Hani orada başka bir şey söylüyordu yani. Bir farkındalık gördüm ben orada mesela. Ben hani demokratla de laf çakmış diye yorumladım. Yani herkese çakmış olabilir abi. Cinsiyet belirtilen bir yaş değildi o. Ya iki tarafta da iki tarafta da 10 sene sonra aramızda olacak kaç kişi var ya? Hani bence hepsini. Genel Türkiye siyasetini. E tabii canım onu yaptı zaten yani. Onu çok iyi. Yani o oydu o. Ben okuduğumda öyle anladım. Senin dediğin gibi anladım. Vallahi bizim genel başkanımız daha genç diğerlerine nazaran. Ama bu yaşla alakalı bir durum değil. Bu zihniyetle alakalı bir durum bu. Yani Nevşin Mengü kaç yaşında arkadaşlar? Yani burada kendisini de çok tatlı bulmakla beraber. Bu böyle bir şey yani. Cüneyt Özdemir kaç yaşında? Onu da tatlı buluyor musun abi? Cüneyt Özdemir mi? Cüneyt Özdemir mi diyorsun? Evet, evet. Evet. Evet, buluyorum. Hatta şöyle. Yani özendiğim bir noktası var hatta. Öyle diyeyim sana. Rahatlık mı? Sabah uyanıp oh evinin bahçesinde yayın açıyorsun. Muhalefetini ediyorsun. Ya, Kenan her yere gidiyor. Benim hayatımda bir kız arkadaşım var. Yani şey bunu böyle çok söylemiyorum. Hiç böyle sorulduğunda falan filan da. İnan kafamı çok rahatlatıyor. Bazı konularda. Yani insanın... Yok çok şey konuşuyorum ama. Keyifler yani genel kaçtı. Olarak... Ne? Yalnızların keyifleri kaçtı. Öyledir ama birazcık yani. Hayat yalnız yürümek için çok uzun ve engebeli bir yol yani. Peki abi babanın siyasi düşüncesi nereye evrilmiş şu an? Babamın siyasi düşüncesi hiçbir yere evrilmedi. Tanıdığımdan bir yana. Yani kaldı mı öyle? Oy verdiği partiler değişti birkaç defa. Ama siyasi düşüncesi hep aynı o adamın yani. İnan yani şuna oy verdim der. Ona oy vermemiş olabilir babam. Bu zaten parti olarak sordu bence. Ya parti olarak... İnternetin gitti abi. Yok Buğra'nın atmış seni. Öyle dedi. Hayır. Abi yani bu kadar düştüğüme gelmeyin abi, ya. İnternetin gitti ya. Abi. Biz bir şey yapmadık. Hücre evi gibi basarım Space Odası'nı yemin ediyorum size. Bizi gece bastığın gibi bağırdı. Aynen. Gece bunlar dertleşiyor Batur Aydın. Bir giriş yaptı aklımız çıktı ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle halka umumi olarak açık olmayan zamanlarda beni çağırın ya. Ben konuşmak istiyorum. Abi ya. Gel Discord. Çağıralım. Sabaha kadar dertleşiyoruz herkes. Discord'a bir gel de bak bakalım hangi ünlüler bizle dertleşiyor senin gibi kastan. ben birazcık şeyi fark ettiyseniz çok temkinli konuşuyorum. Fark etmişsiniz. Normal böyle değildim. Ben çok iyi bir avukat şeyine sahibim şu an. Danışmanlığı. Bu da hepinize uyarı. Çok iyi. Uyarı olsun. Hayır çok bak. İyi bir şeyde sahibim. Ben de bazı perkler açtı. O perkler açık değildi bende.
Batıray abi, odanın yöneticisi de avukat. Sıkıntı yok, yardımcı olur ya. Abi her sene ülkede 40 bin avukat mezun veriliyor. Onunla ilgili bir sıkıntı değil. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Baturay Bey, ben de fena değilimdir avukatlıkta. Ben de mi girsem ya, o muhakkak, işe Baturay? Şey, milleti kaşıyıp dava yeme mevzusu. Ben muhakkak. Ben hatta şunu sözünü almak istiyorum. Bu Space odasından kaynaklı. Bir sıkıntı yaşarsam ilk karakolda sizleri görmek istiyorum arkadaşlar. Daha çok yani. Abi şimdi şöyle. Baturay Bey, sizden genelde ricam, bana bir mesaj atın. Söz ilk ben geleceğim. Bir de vekaletname çıkartın. Kim söyledi onu? Kim, ben kaçırdım? ASD. Oranın yöneticisi benim. Avukatım aynı zamanda. Bana bir mesaj atmanızı rica ediyorum. Bir sıkıntınız olursa ilk ben geleceğim söz. Teşekkür efendim. Abi sen, Cam seni de götürebilirler de ben şey yaparım ya. Dışarıdan izleriz. Erlik Bey, benim sorum arada kaynadı. Allah Allah. Ha, ben... Evet, sen koptun. Orada bir şey cevap veriyordun. Evet, sana. Beni dış güçler şey yaptı. Söyle bakayım. Şunu diyorum. Şimdi bahsettiğiniz bir sistem, para, çarpı vesaire var. Hı-hı. Bu aynı zamanda kendi muhalefetini de dizayn ediyor olamaz mı? Yani bir kontrollü muhalefet söz konusu olamaz değil mi? Muhalefet içerisinde bazı tipleri angaje eder. Anlatabildim mi? Hatta başka bir örnek vereyim sana. Önümüzdeki haftalarda özellikle HDP tarafından, ama isimler tarafından, parti tarafından değil. İçerisinde bazı isimler tarafından çok sert ya, akıl mantık var, böyle şey söylenir mi dediğin çıkışlar göreceksin. Onun sebebi de aramı çalışıyor diyeceksin. Ayrıca ben ek bir şey daha söyleyeyim. Tipin yükselişi var ya şu an. Hı hı. Bu bir delalet de yani aynı zamanda. Yani ek olarak söylüyor. Bu yani söylediğinizi ben çok öncesinde buradaki arkadaşlar da hatırlayacaktır. HDP yöneticileri taşkın açıklamalar yapacak diye söylüyordum. Benzer bir yorum oldu. Abi burada ihtiyacı yok ki. Bizim özel muhabbetleri bir görsen, bir tip olayı falan hakkında. Duyamadım Erlik Bey, tekrar edebilir misin? Bizim diyorum özeldeki muhabbetleri Baturay bir görsen, tip olayı hakkında delalet ediyorsun ya. Evet. Neyse. Başkan mı? Tem Partisi mi? Yok yok. Yok yok, girmeyelim şimdi. Hayır, yani şey olarak ben yanlış bir yerde miyim? Yok yok, doğru da başka bir konudan bahsediyorum, açamıyorum. Anladım. Ya çünkü ben de şeyde bahsediyorum, bir talk show'da bahsettim. Erkan Baş'la aynı uçakta bulundum ben. Fox TV'ye çıkmıştı Erkan Bey. Benim yanıma denk geldi. Sağına mı soluna mı? Biz miydi abi? Business miydi? Ben onu sorayım. Business değildi. Tabii ki bir kamu şirketinin bir uçağındaydık. Tabii ki. Yani hak yani tabii ki ondaydık. Denk geldik adamla yan yana. Selam verdim. Çok az konuştuk. Abi senin ben hukuk şirketin çok iyi ya. Neyim? Hukuk şirketin çok iyi abi. Çok iyi bir o konuda seni eğitim yapmışlar yani. Ya neler geldi başıma. Orada şöyle bir şey var. Ama şey değil. Şey olarak yontuldum. Seçime kadar böyleyim. Rahatım yani. Seçimden sonra zaten ben bunu tutamam. Bunu bu şekilde yapamam ben. Seçime kadar böyleyim. Seçim bir geçsin. Sonuç ne olursa olsun tutamam ben. O patlamayı yaşadığın ilk programa gelmem lazım. Kesin ya. Eylül'de. İnşallah İBB'den alabilirsek Harbiye'yi. Bunu da böyle söyleyeyim. Sen oradan çıktın değil mi abi? Bilet dağıtayım mı abi? Mail atsınlar mı? Efendim? Orası için de bilet dağıtacak mısın? Mail atsın mı dinleyen arkadaşlar? Olursa dağıtırım bileti. Zaten çok büyük. Yani Erkan Baş diyorduk. Erkan Baş, evet. Yani onu konuştuk şey. Kontrollü muhalefeti sordu aslında beyefendi. Erlik cevap verdi. Oradan tipe geldik. Ben de Erkan Baş'la ilgili küçük bir şey gördüm. Orada hani şey bir durum değil yani, orada yani alacakları oydan bağımsız başka bir potansiyel var bence. Abi o kontrolü muhalefet kısmında adamın ihtiyacı yok ki o tarz polemiklere dikkat dağıtmak için. Adam korona vaktinde millet açlıktan kırılıyor, intihar edene kahvehanelerde işte her oy oynanırken yeni bir tane kart destesi dağıtılsın demiş adam yani. Adam hiçbir şekilde her şey Berkay bir... Bey zaten mevzu şu, ona onu dedirten bir danışman kadrosu var ya. Oraları zaten kontrol altına aldığınızda o kişiye diyeceklerini dedirtebiliyorsunuz.
Bu da dengelemeleri sağlayabiliyor anlamında diyorum. Mesela ben bu noktada mesela Muharrem İnce benim dikkatimi çekmesinin bir sebebi de o. Şimdi iki tarafta karbon kağıtlı suret gibiler. Ama bu aradan çıkıp ben mesela tarikat gruplarını buldu şey dozerle yıkarım diyebiliyor. Bir beklentisi yok orada. Ama Memleket Partisi'nin içinde de şu an kontrollü muhalefet değil ama AK Parti yerleşimleri var. Yani Muharrem İnce'ye AK Partili diye insanlar eleştiriyor. Sadece bomboş. AK Parti ama değil bu arada. Bence de katılıyorum ama baktığın zaman Memleket Partili gibi görünür. Veya Memleket Partisi'nin içinde bulunan bireyler açık net AK Parti tarafından yönlendiriliyor. Şöyle bu her partide dediğiniz, yok mu zaten? Bu var, dediğiniz tabii, illaki vardır. Şunu demek istiyorum ben. Bu dediğiniz illaki vardır. Ama ana istikameti, temel politikaları yönlendirebilecek güçteler mi? O da Muharrem İnce'nin karakterinden kaynaklı. Muharrem İnce çok çevresini dinleyen bir insan değil. İşte. Ani duygularla strateji bile yapmadan ilerleyen bir insan. Yani şöyle bir düşünün. Neden oluyor zaten. Cavus Bey, şu anda hangi cenahtaki siyasi lider ben tarikatlara açık cephe alabiliyorum diyebilir? Cemal, evet. Bu da bana Muharrem İnce'nin o sistem dışında, yani illaki bir yakası bir paçası değiyor olabilir. Ama ana istikamet olarak oradan sıyrılabildiğini gösteriyor. Ama orada işte şöyle bir şey var. Muharrem İnce özelinde şöyle bir durum var. Genel olarak muhalefetin özel. Muhalif cool bir şey. Genel olarak. Cool. Çünkü kimsenin söyleyemediğini söyleyebilir. Yapacağı gün yakın olmadığı için ya da yapmak zorunda değil yani. Onu söyler. Şöyle Batur abi, ben sizin dediğinizi anlıyorum. Diyorsunuz ki bu hani amiyane tabirle bekar akarı boşamak kolaydır diye tabir ediliyor o. Tamam, o dediğinizi anlıyorum. Fakat farkındaysanız şu anda ana muhalefet içerisinde bulunan partiler de bu söylemde bulunamıyor. Ki ben bu O zaten öyle. Ama o zaten öyle. Evet doğru, o konuda çok haklısınız. O konuda inanılmaz haklısınız. O öyle ama iş buraya sıkıştı. Yani iş buraya sıkıştı. Yani Candaş Tolga'da yedili ittifak diyebilir Muharrem İnce. Bunu diyebilir. İzledim onu. Bunu diyebilir. Doğan'la 17'li olarak düzeltti zaten abi. Hemen düzeltmek zorunda çünkü. O öyle bir şey çünkü. Eğer uzun vadeli ise. Yani eğer şunu demek istiyorum. Burada Muharrem Bey'in bazı söylemleri bana o sisteme çok aşırı angaja olmadığını, oradan bir miktar sıyrılabildiğini, onlara aykırı hareket edebildiğini gösteriyor. Ve bu tabii da yani, ya ben buna şey noktasından bakıyorum biraz. Hani Cumhuriyet'ten bahsettiniz ya, o Cumhuriyet felsefesinden, Cumhuriyet ruhundan. Evet. Yani belki ideolojik olarak çok, bu konuda çok aşırı ideoloji anlamında güçlü olmayabilir. Ama yapısı ona uygun. Yani düşünce sistematiği ona uygun ve o evet, yolda ilerlemeye çalışıyor gibi izledim. Ama diyor, şu var ASL'de, ne kadar az kitlelere hitap edersen o kadar fazla özgürlük alanın olur. Muharrem İnce'de bu var. Bugün Muharrem İnce iktidarı oynayan bir lider olsaydı, Muharrem İnce emin ol bugünkü yaptığı çıkışlar kadar radikal çıkışlar yapamazdı. Yani mesela şöyle konuştuk. Dersinden kaç imza aldı dedik Muharrem İnce? Ama onu ben kaçırdım da Cavus Bey, orada şöyle bir şey var. Bence şu anda Türk demokrasisi de Türk seçmeninde bir kırılım yaşıyor. Ve bu kırılımda yine kontrollü şekilde ilerlemesine çalışılıyor. Burada seçmen bu kontrollü hareket tarzından çıkıp bir yarma harekatı yaparsa, ya çünkü ben şu an rasyonel olarak baktığımda iki tarafta bana umut vaat etmiyor. Hani bu şeyi anlamında da değil. Refah seviyemizi yükseltmeleri anlamında da değil. Yani o az önce bahsettiğimiz Cumhuriyet'in temel prensipleri, temel felsefesi noktasında bir şey vaat etmiyor. Buradan bizim seçmen olarak da bir yarma harekatı yapmamız gerekiyor gibi geliyor. Yoksa ilerisi çok aydınlık değil. Katılıyorum. Bu kontrolün muhalefetin önüne geçmek için de iki senedir uğraşıyoruz. Bu uğraşma nasıl oluyor? İşte CHP bir strateji izliyor. Bizim hoşumuza gitmeyecek bir strateji oluyor. Yani halkın bunu burada konuşuyorsun, yapamıyor. Yani mesela masa bundan bir sene önce ne kararlar alacaktı? Bugün ne kararlar aldı? Niye bu kararları aldı? Halkın baskısıyla aldı. Yani en basit örneği mesela Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı oluşları. Halkın bir talebi vardı, birebir istenilen olmadı. Ancak baskı oluştuğu için son gün bile olsa en azından halkın gönlünde bir yer edecek kadar karar almak zorunda kaldılar. Ben buna hiç katılmıyorum.
muhalefeti de şekillendiren biziz aslında. Ne kadar kontrollü olursa olsun, ne kadar söylemde bulunursa bulunsun, anlık olarak, günlük olarak bir söylemde bulunur. İktidar bunu kullanabilsin diye iktidarın klikleri oynar. Ardından tepki oluşur, oy oranı düşer o haftalık. Bir şey olur, kaos olur, saman altından su yürütürler, bir şey olur. Ama genel itibariyle sen muhalefete muhalefet ederek ilerlersen, muhalefet daima senin çizgine gelmek zorunda kalır. O zaman da kontrollü muhalefetle aslında uğraşmana gerek kalmaz. Çünkü muhalefeti şekillendiren kişi sen olursun. Halk olur. Şimdi ben bu son söylediğinize şu şekilde katılmıyorum. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş özelinde insanların onları talep etmesindeki sebep, yani kazanma en azından kazanma ihtimalinin yanı sıra mesela belli teminatlar noktasında bakılıyordu Mansur Yavaş. Ama yani ayrı bir irade temsili olarak bakılıyordu. Fakat ikisi de günün sonunda biz irademizi Kemal Bey'e teslim ettik beyanında bulundular. Evet. Ve böylece hani sanıldığı gibi o mevcut muhalefetin dışında bir çizgiyi temsil etmediklerini de kabul etmiş oldular. Buna... Ama öyle mi oldu? Bize öyle mi geçti? Yoksa bu iki bahsettiğimiz siyasetçinin de görece genç olmasına mı bağlıyoruz bunu? Ben ikinize de katılmıyorum ve ya daha ya bu konuda daha ne şunu da ekleyeyim Cavs Bey, ve günün sonunda da aslında bir kandırmaca yapıyoruz şu anda. O da nedir? Bu iki kişinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bari. Ne zaman olacağı belli değil ve o mutabakat metnini okumuşsunuzdur. Benim oradan anladığım, karar merciindeki bir cumhurbaşkanı yardımcılığından bahsedilmiyor. Bir teknokrat cumhurbaşkanından yardımcısından bahsediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı olmasının zaten hiçbir anlamı yok. Kendisinin stratejisi genel başkan olmak veya başbakan olmak. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben halkın talebi gösteriş de olsa başka da olsa karşılanmaya çalışmasından, baskıdan bahsediyorum. Onun dışında size katılmadığım husus şu: Ekrem İmamoğlu benim babamın oğlu değil. Mansur Yavaş da benim babamın oğlu değil. İkisinin de ideolojisi bana yakın değil. İkisinin de kafa yapısı bana yakın değil. Mansur Yavaş dediğimiz adam Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yaşlı bir adam. Burada boomerları konuşuyoruz. Mansur Yavaş'tan kral boomer mu var? Veya İmamoğlu'ndan ondan yaşlı sene... değildir. Yaşlı. Bu sene İmamoğlu'nun yaptığı skandallar ortada. Toplumun veya gençlerin özelinde, bunu çok deneyim ettiğim için söylüyorum, bu iki ismin ön plana çıkmasının ana unsuru kazanma ihtimallerinin çok yüksek olması. Bizim şu an başka hiçbir şey umurumuzda değil. Bizim ana hedefimiz önce Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak. Ama benim dediğime aksi değil bu. Beyefendininkini öyle ama kendi perspektiflerinden bu irade teslimini yaşça genç gördükleri için yaptığımı düşünüyorum kendilerini. Siyaset anlamında. Ya benim özetle demek istediğim şu aslında Cavs Bey. Siz ana hedef olarak iktidardan kurtulmayı istiyorsunuz ya. Tamam. Bu ana hedef. Ama bunun alternatifi nedir? Muhalefet. Fakat eldeki muhalefet kontrollü olduğu için ana hedefe yönlenemiyorsunuz zaten. O yüzden bu kontrollü muhalefeti değiştirmediğiniz sürece... Muhalefetten kastın sadece şu an en büyük muhalefet partisi mi yoksa tüm muhalefet mi? Evet evet. Ya ben ikili tahterevalli siyaseti olarak diyorum. Hani Millet ve Cumhur İttifakı üzerinden konuşuyorum. Bu yüzden bu Millet İttifakı kontrollü muhalefet şeklinde ilerlemesi durumunda o zaten o Cumhur İttifakı'nı her zaman iktidar olarak tutmak için bir gayret içinde olacak. Hani bu görünürde çok keskin muhalefet yapıyormuş gibi gözükse de bu algı mevzularından siz çok daha iyi biliyorsunuzdur. Cumhur İttifakı bir hata yapar, iş denge bozulduğunda hemen Millet İttifakı'na daha büyüğü yaptırılır. Ya gibi. Da bak şöyle katılabilirim sana, ya da sen iktidardan düşürmek istediğinle uğraşmak yerine bir tane Memleket Partisi, bir tane CHP Partisi trolleriyle birlikte birbiriyle savaşırsınız. İki genel başkan birbirine sallar. İktidarı konuşmak yerine sadece iki tane muhalefet partisi arasında dövüşür. İktidarı unutursun. İktidarın söylemlerinin bir önemi olmaz. Muharrem İnce'nin twerk yapan vekilini konuşursun. Muharrem İnce'ye cevap veren CHP'li vekili konuşursun. Genel başkanı konuşursun. İktidarı unutursun. Kontrollü muhalefet böyle olur bence. Tamam, bu benim dediğimi aslında destekliyor. Neden destekliyor? Muharrem İnce ilk çıkışını yaptığında en başında tamam CHP'yle ilgili eleştirilerini yaptı. Ondan sonraki programlara çıktığında o sorulduğunda tamam dedi, o bitti artık dedi. Ben yeni parti kurdum, ben yeni şeyler anlatmak istiyorum dedi hatırlarsanız. Hı hı. Fakat sonradan seçim süreci yaklaştığında yeniden bir hani CHP trolleri tarafından bir saldırıya uğranıp bir yere çekildi.
Bu da benim kontrollü muhalefet tezimi destekleyen bir şey oluyor. Ben aslında ona çok katılmıyorum. Mesela ben şu an Memleket Partisi CHP muhabbetlerinde iki taraftan biri hatalı diyemem. Yani iki tarafta çok ağır saçmalıyor. İki tarafın seçmeni de çok ağır saçmalıyor. İki tarafın kadroları da çok ağır saçmalıyor. Yani ben o konuda işte bir parti bunu yapıyor, bir parti şunu yapıyor diyemem. İki tarafta saçmalıyor, iki tarafta hata yapıyor. Ve Muharrem İnce'nin bu konuda da ileride çok hata yapacağını düşünüyorum. Çünkü az önce söylediğin o CHP'li troller yani Muharrem İnce'nin psikolojisini bozdu. Açık net. Muharrem İnce açık net programda psikolojisinin bu konudan bozulduğunu gösteriyor. Peki adamın üstüne bu şöyle bir durum yok mu? Atılan iftiralar çok net, yani iğrençlikler diyeyim. Tamam. Özellikle Hülya Hanım'dan. Psikolojisini bozmuş. Artık Muharrem İnce'yi yani hafif böyle yaklaştıran Muharrem İnce direkt hapşurur. Normalde işte burnunu kapatacakken artık hapşuracak. Ben de diyorum ki Cahus Bey, zaten mesela bu CHP'li troller neden iktidara muhalefet etmek yerine Muharrem İnce'yi hedef alıyorlar? Çünkü Muharrem İnce de muhalefete muhalefet ediyor. Abi Muharrem İnce'ye muhalefet ettikleri kadar, Muharrem İnce'ye trollük yaptıkları kadar biraz iktidara muhalefet etselerdi. Şimdi bak, aynı şey sizin için de geçerli dostum. Az aynı önce şey, bir anlamıyorsunuz. Bak ben iki taraftan da değilim. Dış taraftan konuşuyorum. İkiniz de aynısınız. Bak sadece bak, şu an... Az önce kendiniz bir şey dediniz. Hı. Dediniz ki Muharrem İnce sürekli kendini savunma modunda duru kalıyor dediniz. Demek ki bir saldırı oluyor ki savunma modunda kalıyor. Savunma modunda kalıyor demedim. Kaçırsa ona kapşırır dedim. Ya onunla, onun şey öncesinde... Öyle bir şey demedim. İnsanlar Muharrem İnce'ye niye muhalefet ediyor? Şimdi bazıları kendince haklı, bazıları kendince haksız. Bir matematik dönüyor. Ama her işlem sonucu farklı oluyor. Bir taraf bölüyor diyor. Ben mesela bölüyor kısmına katılmıyorum. Bir taraf bölmüyor diyor. Bakıyorsun Muharrem İnce artık katıldığı her programda bir saat duruyorsa 40 dakikası muhalefete sallıyor. Muhalefet. Peki neden böyle yapıyor Cihaz? Strateji çok yani, basit. Strateji çok basit. Evet. Muharrem İnce'nin oylarının ben mesela şu an muhalefetten kazanıldığını düşünmüyorum. Evet, genç kitleden çok fazla kazanıyor ama şunun farkına vardığı için bence artık bunu daha çok yapıyor. Bunu bir kere dillendirirsin, iki kere dillendirirsin ama üçüncü kez artık dillendirmezsin. Muharrem İnce'nin muhalefete sallamasının karşılığı herkesin aksine düşündüm. Muharrem İnce şu an oyların çoğunu AK Parti'den kazanıyor çünkü. Muhalefete sallarsan AK Parti'den kazanırsın. Şöyle, bu aksini düşünme değil. Bizim ağırlıklı savunduğumuz şey bu zaten. Ha, yok, şeyden bahsediyorum. Siz şimdi azınlıksınız. Memleket Partisi azınlık. Muhalefet daha büyük. Muhalefetin genelinden bahsediyorum. Ha, onu bilemem de biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Muharrem İnce'yi zannediyorlar ki sadece Millet İttifakı'ndan oy alıyor. Aksine Cumhur İttifakı'ndan da, yani belki başa baş belki daha fazla oy alıyor. Ama işte orada şu tartışılıyor. İkinci tur var. Yani onu da ben söyleyeyim mi Baturay Bey? Şimdi seçmen davranışını incelediğinizde bir insan, bir de hani AK Parti seçmenini biraz daha duygusal düşünebiliriz. Tayyip Erdoğan'la kurduğu bağ açısından. O bağ ne kadar zayıflarsa da yine de böyle bir gözü orada ya. Şimdi bir insan yıllarca oy verdiği bir lidere ya da partiden vazgeçmesi çok kolay olmaz. Hani birden tam zıttına dönüşü olmaz. Evet, tabii. Ama ki. Evet. Arada eğer diyelim ki ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu kaldı. Birinci turda ilk önce o kopuş anını yaşaması zordur ya insanın. Kopuş anını yaşayıp Muharrem İnce'ye gelmesi durumunda ikinci turda artık kopuş anında yaşadığı için ara istasyon Muharrem İnce olarak ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na geçişi daha kolay olur. Öteki türlü ya kopamaz. İki tane ya da... yok. Bu dediğiniz yok, teori. Bu dediğiniz teori, iki tane şey var burada aslında iletişim dilinde. Şimdi bu şeyde şey vardır, markaların önce verdiği awareness, trial, loyalty falan diye giden bir piramit vardı. Ben sizin dediğinizi anlıyorum. Vazgeçip buraya dönüş. Tamam, okey. Ara ama, istasyona geçiş gibi düşünün bunu. Ama şöyle bir şey var. Nereden koparttın, nereden çok uzaklaştırdın onu? Aynen, nereden öyle. Çok uzaklaştırarak koparttın onu? Çok, ya şimdi, o çok, çok kritik. Çok net bir şey söyleyeceğim. Ben AK Parti, yani şimdi sokak röportajlarını izliyoruz. Çoğunu da görüyoruz veya sosyal medyadaki kullanıcıları da görüyoruz. Memleket Partisi'ne oy vereceğini söyleyen AK Partililer. AK Parti'den kopan küskün AK Partililer. İkinci turdan çok net şekilde oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Okey, Muharrem İnce bunu değiştirebilecek siyasi zekaya sahip, akıllı bir siyasi. Ancak baktığınız zaman yedili masa diyerek, ağzından muhalefeti düşürmeyerek, muhalefete radikal şekilde muhalefet ederek, sonucu ne olursa olsun, pardon, sebebi ne olursa olsun. Evet, seninle uğraşıyorlar, karına dahi iftira atıyorlar, saçma tabii, sapan yerlere çekiyorlar sana, AK Partili diyorlar, evet ne olursa olsun. Ancak tutup da iki tane öcüden, bir öcüyü durmadan ağzına alıp,
Zaten öbür oyuncudan çekmişsin bunu. Adamın önündeki diğer fırsatları da durmadan kötülersen o adamı ikinci turda penalize edemezsin. O adamı tekrardan çekemezsin ittifaka. Şöyle bir şey var. Son programda Candaş Tolga Işık isimli bir gazetecinin yayınına katıldı, biliyorsunuzdur. Ben özellikle meraktan oturup saydım. 32 dakikada hani Candaş Tolga ya ama siz hep CHP ile ilgili konuşuyorsunuz dediği an var ya. O ana kadar 32 dakika geçiyor. 32 dakikada 27 defa CHP'yi soruyor. Aslında CHP'yi sormuyor. Programı ben şöyle yorumladım. CHP hakkında başka bir soru soruyor. Muharrem İnce çok net şekilde soruya cevap vermek yerine anlatmak istediklerini anlatıyor. Sorunun sırasını gelmesini istemiyor. Şimdi bu konuda hani soru belli. Engin Altay ne dedi diyor. Bu CHP ile ilgili sorudur. Konuştuğumuzda şimdi, ne konuştuk? Şimdi CHP ile ilgili 5 soru sorarsın 15 dakika sürer. CHP ile ilgili 5 soru sorarsın o soru farklı uzantılara varır 32 dakika sürer. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam ben de diyorum ki dönüp ya bana Candaş Tolga Işık savundurtuyorsun ya. Ya yapma istemem bana Candaş savundurtuyorsun ya. Yapma gözünü tamam kapatalım başka yerden ilerleyelim ya. Allah Allah.